Sevgili izleyenler, merhabalar diyoruz ve yeni bir yayın döneminde yeniden sizlerle birlikte olmanın da mutluluğu içerisindeyiz. Evet, 2016-2017 sezonunda spor gündemini karşınızda bulacağız ve aktarmaya çalışacağız. Yine Kayı TV ve Erciyes Televizyonu ortak yayınında Kayseri'de spora dair yaşanan gelişmeleri sizlere paylaşmaya çalışacağız. Ama bununla birlikte tabii ki kulüplerimizde yaşanan son gelişmeler, diğer yandan yöneticiler neler söylüyor, müsabakalarda nasıl sonuçlar alındı ve bu müsabakalar sonrasında hedefler ne olacak? En azından bunlara kısaca değinmeye çalışacağız bir sezon boyunca diyoruz. Evet, bir kez daha merhabalar diyorum ben, çünkü yeni yayın dönemi derken yeni dönemde sizlere birlikte oluyoruz. Yaklaşık bir 3 aylık ara verdik spor dünyasına ve bu 3 aylık aradaysa bir hayli yoğun bir Türkiye gündemi vardı ki bunları da biraz sonrasında konuşacağız. Peki spor dünyasında bu dönem ya da bu sezon kimler var, neler olacak derken geçtiğimiz sezonda yine bizlerle birlikte olan ve daimi olarak yorumcumuz olan sevgili Oktay Haluk Doğan bugün yine bizlerle birlikte. Tabii ki sevgili Oktay Haluk Doğan'ın dışında sezon arasında yine farklı konuklarımız da olacak. Yine onları da burada sizlere konuşmalarını aktarmaya çalışacağız. Görüntülerimiz olacak yine ve gerek spor kulüplerinde yöneticilerden gerekse de teknik kadrodaki isimlerden de farklı kişiler kendi yorumlarını sizlere yine Kayıtlı ve Erciyes Televizyon aracılığıyla spor dünyasına aktarmaya çalışacak. Peki bu söylemeden sonrası şöyle bir isterseniz stüdyomuza dönüş yapalım artık ve sevgili Oktay Haluk Doğan'a da efendim merhabalar diyelim. İyi akşamlar diyelim. İyi akşamlar diyorum. Evet, uzun bir ara oldu ve uzun bir aradan sonrasında yeniden birlikteyiz. Öncelikle duygular alalım. Teşekkür ederim öncelikle. İkimize de geçen seneki başarılarımızın devamı şeklinde, çünkü biliyoruz ki, biliyorsunuz, alınan tepkiler şunu gösteriyor ki biz burada yaptığımız objektif ama taraflı yorumlarla, taraf derken de Kayseri'nin tarafı olmaktan kaynaklı yorumlarımızda da en sağlıklı bilgileri vererek olumlu tepkiler alıyoruz. Yine biz bu ülkü ve idealden ikimiz de vazgeçmeyeceğiz ki yayın politikamız bu. Bu sene tabii özel dosyalar da açmak gerekiyor. Çünkü önemsediğimiz şeyleri özel dosyalar şeklinde aslında biz olmasa da devamlı bahsettiğim bazı konularda olumsuz şeyler var. Bir de bazı fidanlar var, yetişen, yeşerenler. Onların da tekrar gündeme gelmesi açısından hem konuklu hem gününde yapmak gerekiyor. Peki 3 ayda ne oldu? Belli umutların tazelendiği, belli umutların da düşerek, lig kaybını düşerek tamamlandığı bir ligi yaşadık. Her zamanki gibi federasyonun mağlup olduğu, hakemlerin mağlup olduğu ve çok hakların yendiği bir lig sezonu yaşadık. Ve bundan da en çok mağduriyeti yaşayan büyük takımların olmadığı Kayseri gibi Anadolu takımları ve başta iki Kayseri takımı çok büyük mağduriyet yaşadı. Sonra ne oldu? İki tane bayram oldu. Geçmiş bayramlarını herkesin kutlarız. Ama en önemli şey, Türkiye'yi travmaya sürükleyen, hala onu atmaya çalışanımız 1-15 Temmuz kepazeliği oldu. Zaten dışarıda büyük bir terör mücadelesi yapıyoruz. Ve bundan dolayı da gencecik fidanlar gözümüzden, elimizin önünden kayıp gidiyor. Binlerce insan mağdur oluyor. Gazilerimiz var. Uzun süre sakatlıklar yaşayacak gazilerimiz var. Ömür boyu çekecek gazilerimiz var. Sırf ölmediği için teselli bulduğumuz. Bir de 15 Temmuz kepazeliğinde ölen 251 tane şehidimiz ve onlarca da yüzlerce de gazi var. Bakın, darbe şöyle bir şey. Darbe bir dönemi kapatıp bir dönemi açan ama aydınlanma çağını değil, aydınlık çağı daha da karartmaya çalışan bir dönemi işaretidir. Ve öyle bir kepazeliktir ki ülkeyi travmaya sokarsınız. Ülke toparlanmak için, çünkü lokal değil bu şu anda. Tüm dünyayı ve dünyayla bağlantılı olarak tüm halkımızı etkileyen bir olgu olduğu için de travması 2 sene, 3 sene, 5 sene, belki 10 sene sürecektir. Hızlı bir şekilde geçmek için sosyal, psikolojik durumları atlatmamız gerekecektir. Ve bu her dala yansıyor. Yani bu iş spora yansır, futbola yansır, işte ekonomiye yansır, sanat dalına yansır. Her şey, insanlar artık
sabah kalktığı zaman darbe düşüncesiyle kalkar. Yani onun etkileriyle hayata bakar. Bu travmayı bir şekilde halletmemiz lazım. Kenetlenmeyle olur. Hükümetin yapıcı algılarıyla eğitim çalışmaları olmaz ki bir an evvel atmamız gerekiyor. Çünkü insanlar yatarken ve kalkarken acaba darbeye mi uyanacağız korkusunu mutlaka kendi kimlikleri üzerinden atması gerekiyor. Bu anlamda büyük bir badire atlattık. İnşallah bir daha bu ülkenin üzerinde böyle bir kabus olmaz. İnşallah. Ve bunu kasti olarak yapan kim varsa herkesin de hak ettiği cezayı adilane bir şekilde de görmesi de bu işin sonuçları olarak var. Spora etkisine geldiğiniz zaman hani bizim aslında dillendirirken isimlendiremediğimiz yani burada da bir PDE vardır diyemediğimiz ama onu andıran yorumlarımız vardı hatırlıyorsunuz. Çünkü bir şey iddia ettiğiniz zaman delilleri ortaya koymanız lazım. Biz bir yerel televizyonuz. Yerel televizyonun ulaşacağı bilgiler ancak sınırlıdır. Yani. Ulusal bazdaki insanlar bileden daha az bilgi kırıntısıyla gelip de ama doğru muhakemeyle bazı şeyler ortaya koyarken de ki futbolda bir kötü yapılanma var. Temmuz sürecinde de başlamıştı hatırlıyorsanız ki 3 Temmuz 2011 Türk futboluna vurulmuş bir darbedir. O darbenin de hale kalıntıları tribünlere yansıyor. Takımlara yansıyor. Takımlar arasında kardeşane havaya yansıyor. Hepsine yansıyor. Hakemliğe yansıyor. Bakın darbe oldu. Darbe girişimi oldu. Temizlik harekatı başladı. Ya spor bu ya. Hiç olmaması gereken dediğiniz yerde meğer ki istifa etti. Nedir? Paralel devlet yapılanması varmış içinde. Hakemlerde FETÖ'cüler çıktı. Gözlemcilerde FETÖ'cü çıktı. Futbolcularda FETÖ'cü çıktı. Bakın bir takım hocaların bir takım yapılanmayla iş kaptıklarını öğrendik. Ki biz biraz az çok anlatıyorduk aslında burada. Hani bazı isimleri hani senin Kayseri Erciyesspor'a Uğur Tütüneker'in gelmesi hikayesinde bizim dokundurduğumuz gibi. İstersen oradan bir devam et. Şimdi hakemler konusu dedik. Hakemler ve gözlemciler konusu. Bu sadece Ankara MHK özelinde kalmadı. Kayseri'ye kadar uzandı. Kayseri'de bazı hakemlerin hakemlikleri iptal edildi. Lisansları iptal edildi. Bazı gözlemcilerin ki klasman gözlemcileri dediğimiz klasman gözlemciler lisansları iptal edildi. Şimdi geçtiğimiz gün ilerindeki daha çok konuşuyoruz ama futbol hakemliği yapan arkadaşlarla yapmış olduğumuz bir görüşme vardı. Ya kimse kim bir şey konuşmuyor. Kim neyi ya da nasıl bildiğini en azından daha hala kafasına idrak edemediği için konuşmuyordur dedik yani. Biz de şeyine başlamadığımız için hiçbir kimseye bir şey paylaşamıyorduk işin gerçeği. Bu yüzden bunları daha çok konuşacağız. Sadece MHK istifa etmedi Türkiye Futbol Federasyonu. Birçok kurul istifa ettirdiler. Ve yeniden atılmalar yapıldı. UÇK istifa etti, yani, uzlaşma kurulu istifa etti. Çok var. Birçok kurul. Mesela bu FETÖ olayı için değildi ama mesela... Doping kurulu istifa etti bakın. Yani, Kayak Federasyonu'nda ben biliyorum. Kayak Federasyonu'nda bile FETÖ olayı olmadığı için diyorum. Daha öncesinde birçok kurulun istifaları söz konusuydu ve yeniden atamalar yapıldı. Yani bunları bilmek lazım. Bu sadece futbolda, kayakta, voleybolda, diğer mesela her branş içerisindeki temizlik yapıldı. Neden amaç? Peki yani diğer kurullarda birazcık azdı deniyor. Futbolda ağırlık var deniyor. Nedir amaç? Para. Endüstri. Büyük bir endüstri. Para denen bir olay var orada. Çok daha fazla tanınıyorsun, çok fazla daha fazla para dönüyor. Milyar dolarlar dönüyor. Türkiye ülkeyinde de çok dönüyor. Bakıyorsun çok. Futbolcuların bazılarının mallarına el koyuyorsun. Evet. Niye? Çünkü bu insanların örgüt üyesi olduğunu belirtiyor. Bunu devlet belirtiyor, ben belirtmiyorum yani. Ve bu yüzden de el konulduğunu söylüyor. Ve bu futbolcuların yıllarca, düşünebiliyor musunuz? Yıllarca bu memlekette top koşturduğunu, futbol oynadığını ve spor yaptığını veyahut da hatta bir tanesi de milletvekili oldu. Evet. Yorumcu olanlar var, nasıl diyeyim, antrenör olanlar var, teknik adam olanlar bile var biliyorsun. Yani. Akhisar'ın başına gelen gibi. Yani şimdi diyorum ya, hani başa geldiğinde bu darbeye kalkışmak çok kısa sürede atlatılacak bir travma değil. Belki bu
senin söylediğin tüm spor da branşlarında, özellikle çok para dönen futbol, basketbol gibi dallarda temizlik harekat ettiğiniz zaman bitmeyecek belki. Yeni unutulanlar aynı kurumlardan temizlenebilecek duruma da gelecektir. Çünkü bu iş bir gübre meselesi bana göre. Yani tohumlar var daha yeşerip, fırsat verildiği zaman kafasını kaldırıp tekrar işleme geçecek ve harekete geçecek tohumlar var. Devlet yapılanması. Yani siyasilerin söylediği kriptolar var. Tabii, onlar var. O yüzden onun kökten kurutmak lazım. Şimdi budamak başka bir şey, kökü kazımak başka bir şey. Şimdi budamalar başladı. Bir de kökene inmediğiniz sürece, çünkü televizyon kanallarını hepimiz izliyoruz, siyasi yorumları da okuyoruz. 40 yıllık bir yapılanmadan bahsettiğiniz zaman, 40 yıllık bir yapılanmayı iki defa toprağın adasa bırakmakla, bir defa üstüne hasat yapmakla, iki tane harman kaldırmakla bitiremezsiniz. Kökündeki üremeyi engelleyecek işlemleri yapmanız gerekiyor. O da başka bir şey. Buna devamlı baskı veriyorlar. Tabii bu işin adilane olması lazım. Ama şu var, diyorum ya, 3 Temmuz sürecinde bu tip şike adı altında yapılan darbe girişimleri, ki bu tip darbeyi kalkışanların yaptıkları girişimler, bu ülkede futbola soğuk bakmayı, futbola soğumayı, insanlar arasında şikeci ve değil kamplaşmasını beraberinde getirdi. Bundan da büyük kulüpler etkilendi. Bunların başkanları içeride kaldı, yöneticileri içeride kaldı, önemli futbolcular içeride kaldı, önemli teknik adamlar da yattılar burada. Ama sonunda ne oldu? Bir oyun oldu anlaşıldı ama ceremesine çim çekti, tüm futbol camiası çekti ve hala toparlanamıyoruz. Üstüne bir de 15 Temmuz darbesi girişimi olunca, yani travmaya devam ettiriyor. Bunu dediğine çok katılıyorum. En az 2 programla 3 programla bir dile getirmek zorunda kalacak beyinlerimiz ve zihnimiz ve ağzımız götürecek buna. Çünkü ucu hep oraya dokunacak. Birini anarken, bakın onlarla işbirliğinden belki o da odur diyeceğiz. Bakın o alınan lisans, iptal edilen hakem, gözlemci vesaire, bakın şu maçlarda neler yaptı. Yaptığı maçtaki o takımın hocası veya o takımın yöneticisi, bakın FETÖ'den yakalandı. Yani bu hep grift ilişkiler. İnşallah, bakın şu anda da bundan dolayı bir takımımız belki de şu anda amatöre doğru yolu gidiyor. Evet. Bu yendiği haklar yüzünden, hakemlerin hakları, gözlemcilerin hakları, federasyonun yaptığı o ceza banyozunun hakları yüzünden şu anda yok olmayla gidiyor. Ve milyonlarca dolar da borç içinde şu anda takım. Evet. Yani bunun mutlaka bir şekilde cezalandırılması gerekiyor ama bu travmayı ne kadar da atlatırız, işte orada birazcık ben tarih veremiyorum. Evet, bu konuyla ilgili tabii ki başta futboldan başladık ama diğer branşlar derken, işte futbolda en üst milli takım kademesindeki isimlere kadar herkes varsa bir şikayet gözaltına alındı, ifadesi verildi, ifadesinden sonrasında suçsuzluğuna inanıldıysa salıverildi ya da adli kontrol şartıyla salıverilerek daha sonrası davaların devam ettiği dile getirildi. Şimdi bunlar tabii ki yaşanıyor, yaşamaya devam edecek. Bu süreç sadece bir haftada olduğu ya da bir ayda olacak diye bir durum değil. Senin de biraz önce söylemiş olduğun gibi ki dışarıda bizim izlemiş olduğumuz gibi yaklaşık 40-45 yıllık bir durumdan bahsediliyor. Bunları 3 yılda 5 yılda öyle bir anda bıçak keser gibi kesebileceğimizi ben düşünmüyorum işin gerçeği. İnşallah biz spordan bunları temizleriz. Ama spor tabii ki birazcık daha farklı bir branş. Paranın çok olduğu yer derken, gibi öykünde de parayı çok sevdikleri için duramazlar. Onun tadını aldılarsa zaten bulaşmak isteyecekler ve farklı yollar deneyecekler mutlaka. Umut ediyorum ki aklı başında, aklı selim olan insanlar bunlara müsaade etmezler. Şimdi gelelim şöyle bir kısacası, milli takımın Avrupa'daki bir heyecanı vardı. Fransa'da bir heyecanımız yaşadık biz. Ama istediğimiz bir heyecan olmadı işin gerçeği futbol konusunda. Basketbolda yine aynı şekilde istediğimiz heyecanı yaşayamadık. Nedir, ne oldu bu durumlar? Şimdi bakın, ben biraz dışarıda da bu isimleri zikrederken nedir bu düşmanlığın deniliyor ama futbol takımlarının ve milli takımın başarılı olması adına bazı isimlerin olduğundan fazla değer gösterildiğini, misyonun tamamlandığı köşeye çekilmesine izin verilmesi
veya zorlanması gerektiğini söylüyorum. Milli takımın kuruluşundan itibaren Euro 2016 ve sonrasıki o yaşanan olaylarda ve şu anda gençleştirme adı altında yapılan işlemlerdeki sonrası gelen tepkilere baktığınız zaman bir insanın burada dominant etki yaptığını görüyorsunuz. Fatih Terim. Başarıları bir yana, otoritesi var yana, bir takım girişimleri bir yana vesaire. Bence milli takımdaki sevgi bağının azalmasındaki en büyük faktör geçişlerde çok sert yapan ve ayrıştırmaya neden olan Fatih Terim övesine dikkat etmek gerekiyor. Arda'yı bile milli takım olmadığına göre bir şey vardır mı bildiğin? Efendim? Arda'yı bile milli takımdan sildiğine göre. Yani şimdi ben hatırlıyorsan bundan yıllar önce Mehmet Özdilek'le benim tekme olayındaki Fatih Terim'in açıklamalarında esen havayla milli takımda yine bir soğuma başlamıştı. Yine futbolcular çok uygunsuz işler yapıyordu. Volkan Demirel'in işte ben seni aldırırım laflarından tutun. İşte Mehmet Özdilek'in Fatih Terim'in sisteminden tutun. İşte Emre Belezoğlu'nun o çirkinci hareketlerindeki takım kaptanıydı o zamanki takım. Hep böyle şeyleri yaşadığımız dönemler hep dikkat edersen teknik adam Fatih Terim dönemine yarasıyor. Demek ki lütfen biraz da Arda'nın sözlerinin biraz daha içine girdiğiniz zaman ki Arda özelinde bir şey tanımam etmem iyi futbolcudur. Baktığınız zaman demek ki sadece futbolcu kavramında değil sistemin yapılanması, federasyon ve futbol takımının lideri olan teknik adam olarındaki acaba onun da ne hataları varını sorgulanması gerekiyor. Bir futbol takımının hocasına bir başka gazetecinin soru sorarken müdahale edecek kadar ürkmesi toplantı salonunda bu ülke için büyük bir ayıptır. Senden örnek vereyim. Sen buna benzer bir olayı Osman Özköylü ile yaşadığındaki tavrını orada kimse gösteremedi. Bir kadına taciz ettiğini hatırlıyorsan ve oradaki senin çıkışını. Ben basından okuduğum zaman isim de vereyim Mehmet Demirkol'a müdahale edilen soru noktasına müdahale edildiği noktada eğer sen bu soruyu yılda 3,5 milyon euro olan bir adama soramayacaksan başarısızlıklarını soramayacaksan o zaman bir şeyi konuşmamamız gerekiyor. O zaman niye basın toplantısı yapıyorsun ki? O toplantıyı ne yapıyorsun? Çık kendine kamuoyuna basın çıkaması yap. Aynen öyle. Fatih Terim'den daha büyük başarıları olan Dünya Kupası getirmiş otoritesi daha büyük olan Şenol Güneş'e koyduğumuz Dünya Kupası'nda daha büyük başarı Şenol Güneş'e yaptıklarımız ortadayken dışlarda gideyim yabancı hocaların milli takımlarında Dünya Kupası şampiyonluğu almış hocalara yaptıkları ortadayken Türkiye daha futbolla bir yere varamamışken hocasının basın mensuplarına bu kadar tepeden bakarak cevap vermeyip olayları hep kişiselleştirmesini ben anlayamıyorum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Doğrudur. Kişinin şahsına küfretmeyeceksin. Ailesine küfretmeyeceksin. Amen. Ama bizim toplumda şöyle bir hastalık var. Yemek yemek kadar küfretmek doğal. Biz her zaman tribüne küfre karşı olduğumuzu söylememize rağmen, burada devamlı söylememize rağmen, insanlar 10 kelimesinin içinde 2 tane hak etmeden cümle kuramıyor. Çünkü bizim seyirci kültürümüz böyle. Şimdi bunu alıp da devlet meselesi haline getirmeyeceksiniz. Bu bir yöntem. Öncelikle Fatih Terim aynaya bakacak. Hani İbrahim Tatlıses'in meşhur parçası ben nerede yanlış yaptım? Önce buraya koyacak. Doğru ve objektif doğru yapacak. Yapmayınca ne oluyor? Cumhurbaşkanından aldığı uyarıları almak zorunda kalacak. Kim ne dediğini anladı. Bir şey yapılandırırken de çoluk çocuğa takım teslim, bunu bir teşbih olarak soruyorum. Yapılandırıp ve gençleştirmek bir anda çok acemiler mangasıyla bir milli takım yaratmak olmamalı. Eğer bizim kalecimiz direkt olmasaydı son maçta
Hırvatistan maçında. 4 eksikli Hırvatistan'dan tarihi farklı ve seyircisiz maçta tarihi farklı dönecekti. O yüzden Euro 2016 gerek sahada gerek saha dışı gelişen olaylarla tamamıyla bir fiyasko. Ve devamı da üzülerek söylüyorum, ders alınmayarak fiyaskoların zincirleme devam ediyor. Bakın, özür diliyorum, bir şey daha söyleyeyim. Futbolcuların bir anda böyle harcanıyor olmasının verdiği sistemler halkta iki kamplaşmaya götürüyor. Futbolcular tarafı, hoca tarafı. Buna hiçbir şekilde izin vermemek lazım. Şimdi bak Okuya, ben yıllardır sporun içerisinde olan isimlerden bir tanesiyimdir ama tabii ki bu işi yapan insanlar kadar sporla uğraşamadım. Çünkü yaşım yetmez yani. Fatih Terim'in ben Euro 2016 ile ilgili ilk yapmış olduğu açıklamalara baktım. Aslında pek fazla inançlı bir şekilde bir gruba katılmadım isim. Yani gruptaki takımları sayıyorlar. Ya işte bizim işimiz çok zor. En iyi ikinci olabilsek çok iyi. En zayıf gruplardan biriydik biz. Yer alıyor. Diğer takımlara bakıyorsunuz. İşte onlar çok zayıftı, şuydu, buydu. Şu anda özür dilerim. Dünya Kupası grubu eleme grubumuz çok kötü, iyi bir grup. Zorlu bir grup mu? Zorlu grup deniyor yani. Sıradan bir grup bana göre. Şimdi bunları duyuyorum. Bunları duyduğumda diyorum ki bizdeki futbolcular kalitesiz, çok mu kalitesiz insanlar acaba ki diyorum. Yani bu şekilde konuşuluyorum. Kalite neye göre yorumlanır derseniz, işte sahada futbolcunun gösterdiği performans ve kişisel başarıdan bahsederim. Kişisel başarı dediğin zaman da benim Türkiye'deki futbolculara baktığımda bir, yani kusura bakmasın ama İspanya'da oynayan Arda Turan'ın dışındaki ikinci, üçüncü şahsı gösteremem ben. Niye diyeceksin? Ya adam aldığı zaman en azından ceza sahası içerisinde kişisel başarısına girebilen, çalınan bir adam. Ki biraz sonrasında aktaracağım. Tıpkı Kayseri Spor'da işte Nakulman'ın ceza sahasının içerisinde çalınarak girmesi gibi. Bu bir futbolda kişisel başarıdır. Ve bu olayı her futbolcu yapamaz. Şimdi işte yaşandı futbolda, yenilgileri aldık, mağlubiyetler aldık, herkesin moralleri bozuk falan derken, işte herkes kendi aklı başına alsın, şudur budur derken. Aradan ben bir açıklama, o zaman da açıklamasını izledim. Futbolcu arkadaşlarımıza inandık işte alacağız derken. Bir baktım, hakikaten o gün sahaya çıkanlar farklı çıkmışlardı. Ve bu işin sonuna kadar biz bitti demeden bitmez hikayesini zaten buradan çıkartıyorlar ki sonuna kadar kovaladılar. Eğer rakipler farklı sonuçlar almış olsaydı bizim bu gruplara katılmamız zaten bir mucizeydi. Bizim kazanmamız, yerlerini kaybetmesi falan gerekiyordu. Öyle şekilde oldu. Biz gittik. Euro 2016'ya kaldığımızda 18 i̇şte, tane ihtimalle katılmadık. Öyle kaldık. Ve bizim en iyi ikinci olabilme ihtimalimiz de böyle ihtimallerden bir tanesiydi. Evet, çekirge iki defa sekmedi ama. Yani. Ve futbolcuların o zamandan sonraki sürecine baktığımda dedim ki teknik heyette futbolcular arasında sıkıntı var. Var. Bir daha iki. Futbolcular inanmışlar, kendilerini koyunca ortaya farklı bir senaryo ortaya çıkıyor. Ama hoca dediği zamansa farklı bir senaryo ortaya çıkıyor. O zaman nedir? Fatih Terim istifa etti. İşte istifasını kabul etmedi federasyon. Niye kabul etmiyorsun kardeşim sen ya? Sen kimsin ki neye göre karar veriyorsun diyeceğim şimdi. Federasyon başkanısın. Bir şey diyemiyorum. Ya bu işte olur verecek isim sensin. Ama federasyon başkanımıza kimsin demek lazım. Ama toplumun da en azından şöyle bir ne söylediğini bir kulak kabartman gerekir. Spor kamuoyunun özellikle. Yani spor kamuoyu acaba neyi düşünüyor kardeşim, nedir? Bu adam tamam böyle geldi, biz bunu düşünüyoruz ama acaba spor kamuoyu neyi düşünüyor diye bir kulak kabart ya. Herkesin her dediğini yap demiyorum ben sana. Bir kulak kabart. Bak doğru yanlış elemesini yap, ona göre ortaya çıkartacağın sonuç senin için bir doğru olsun. Doğru. Şimdi Fatih Terim'in işte vazgeçmesini Fatih Terim zaten bırakır mı kardeşim? Yağlı bir kapı. Bir daha böyle yağlı kapıyı nereden bulacak? Galatasaray'a gitse bu kadar parayı mı alacak Allah'ını seversen? Yılda 12 tane maç. 3,5 milyon euro bana. He? Stres bu kadar. Kim kazanıyor ya? Seçeceğim futbolcu konusunda sıkıntın bile yok ya. Sen ligdeki diğer teknik adamların yaşamış olduğu stresin bir gramını yaşamıyorsun. Yaşamıyorsun. Maç başı 300 bin euro alıyor ya. Ya az para mı ya? Şimdi bakıyorsunuz işte yukarıdan şu şunu dedi, işte Cumhurbaşkanı bunu söyledi, Başbakan bunu söyledi. Kardeşim ya, federasyon başkanı olarak da aldığın başarısı kadar federasyon başkanı senin şeyindir, liyakatındır yani. Belirlendirmez ki. O madalyayı sen de vereceksin, başarıya da başarısı madalyasına. Şimdi bakıyorsunuz yeni bir yönetim, işte yeni bir futbolcu topluluğu oluştu. Ya futbolcudan daha çok ne var kardeşim? Türkiye'de zaten futbolcu şeyi, tarlası mübarek. Her aile, ana baba, evlatları büyürken aman 7-8 yaşına geldim ama bu futbolcu olsun deyip türkü çağırmaya başlıyor. Böyle bir toplumdan sana her futbolcu yetişmeyecek mi? Çocuğunu Ronaldo ile Messi sanıyor zaten. Yetişmeyecek mi sana futbolcu sanıyorsun? Bir sürü futbolcu yetişir sana. Eğer iyi eğitim verilirse.
Yani Türkiye bu konuda bir futbolcu tarlası benim için. Ben öyle düşünüyorum. Peki ama bakın, biraz önce sen söyledin ya, yaparken de incele, hepsini okuyacaksın. Keseceğin adamlar vardır mutlaka o 11 içerisinde. O 11 içerisinde keseceğin adamların ama 3-4 tanesi sana faydalıdır. O faydalı olanları kesme bari kardeşim. Tabii. Ağabeylik yapacak. Ha, çıvan başlığı yapan varsa onun çok öncesinden kellesini al. Tabii o kesin. Bunun kuralı böyle zaten. Ve sevgiyle yap bu işi. Yani, topluma da sevgi yay. Milli takımlar teknik direktörüsün. Sen çağırınca gelmeyecek futbolcu yoktur zaten. Bu milli bir dava zaten. Gelmeyen vatan haniyle eşdeğer görülüyoruz. Yani. Makul sebebi olmadığı sürece. Bizde böyle görülür zaten olay. Bayrağı işaret görülür. Böyle bir durumdayken, valla böyle bir durumdayken biz Dünya Kupası'na gider miyiz gitmeyiz mi derken bir rüya içerisinde olduğumuzu dile getireyim. Fazla uzatmak istemiyorum ama hayal, federasyon bu şekilde bir cereyan görür. Peki federasyondan sekmeleri aşağı indirdiğimizde, ya federasyon güzel, iyi, hoş, milli takımlar seçiyoruz da Anadolu kulüplerinden kaç futbolcu seçiyoruz biz ya? Yok. Yok denecek kadar. Niye seçmiyoruz? Başarısızlar, o yüzden mi seçmiyoruz? Yine geliyoruz 3 takım üzerine. Hiç ferdi başarısı olan yok mu bu kulüpler içerisinde? Ama illaki 4 takımdan birine geçecek. Ha, neye geliyor biliyor musunuz? Sizin altınızda izleme kurulları diye oluşturduğunuz kurullardaki adamların ya verdiği raporlara itimat etmiyorsunuz ya da bu kurullar çalışmıyor. Eğer itimat etmiyorsanız, kardeşim niye para veriyorsunuz onlara ya? O raporlar ulaşmıyor da olur. Eğer itimat etmiyorsanız niye para veriyorsunuz ya? Niye o mevkileri adam tutuyorsunuz ya? Hiç tutmayın kardeşim. Hı. Memleketin parası fazla mı ya? Hı. Vermeyin. Bu da ihanet. Gitsin herkes kendi başının çaresine baksın. Bu da nankörlüktür ya, ihanettir. Eğer raporlar gelmiyorsa sen ne yapıyorsun kardeş? Sen burada 3-5 yıldır benden maaş alıyorsun. Sen kimsin ya? Ne yapıyorsun sen burada? Hı. Niye sormuyorsun ya? Hemen yol vereceksin. Sepet. Kayseri menşeine geçmek istiyorum. Geçen gün sanayideyim. Bir araçla ilgili sıkıntımız var. Yan taraftaki dükkandaki usta geldi. Ben de tanıdığı için. Ya görsem böyle feryat ediyor. Feveran ediyor. Bağırıyor, çağırıyor. Aman bunlar Allah şöyle yapsın da, bunlar Allah böyle yapsın da bazen. Ya dur bakayım dedim ya usta. Niye senin dedin, ne dedim ya? Niye böyle söylüyorsun dedim ya? Ne oldu? Benim işte çocuklarda, bilmemeyi de, Kayseri'de işte seçmelerde, milli takım seçmeleri konusunda bir isim varmış da, o ismi herkes biliyor. Ben de şimdi buradan tekrar etmek istemiyorum. Benim çocuk seçilecek tam da, sonrasında farklı şeyler oldu. Sonrasında 2-3 tane de orada tanıdığı var, bir torpilliymiş. Onlar böbeleri gitti seçmelere. Dedim ki ya Pusa, sen söylediğine inanıyor musun? Ya da söylediğin doğru olduğunu bana bu şekilde mi aktardığını düşünüyorsun? Yani ne dedim ya durum? Ben dedim valla bunda bir hatanın olduğunu düşünüyorum. Bence dedim yani sen ya farklı algılamışsın. Senin çocuğun iyi değildir mutlaka. O adam yani yukarıya gönderiyorsa onun çocukları, seçici çocuklar daha iyidir dedim. Ben bunları konuşurken bir başka şahıs geldi. Konuşmaya katıldı. Bir başka şahıs yani. Dedi ki usta doğru söylüyor dedi. Usta doğru söyledi. Evet. Allah Allah. O dedi, seçme komitesinde bulunan dedi, şahsın dedi, tanıdıklarına böbeler gitti dedi. Çok ağır bir hitam yanında da. Çok büyük ağır hitam yani. Kayseri lokal olarak çok hitam. Durum buradan çıkıyorsa, böyleyse ben ne diyeyim üst tarafa? Bunu 81 ile yaysana. Biz bu futbolun geleceğini nasıl konuşacağız ya? Hatır gönül kart vizit milli takım oyuncuları. Onda da futbol gelişmiyor, değerler yitiriliyor. Biz niye Türkiye'de futbolcu bulamıyoruz? Altyapıdan futbolcu seçilmiyor. Bu hatır şinaslarla ne diyor hocam? Ben altyapıdaki tecrübeli adamı seçmiyorsam, üst tarafa gönderemiyorsam, kendi kartvizitlerle seçtiğim adamları elenip geliyorsa daha ne diyeyim mi? Vallahi Kayseri'de topçu çıkmaz. Ne Kayseri futbolundan ne Türk futbolundan umudumu yıktım. Bu da gözüküyor. Yeni yani, yapılanmalarda da aynı hatalar yapılıyor çünkü ders alınmıyor. Durum böyle. Objektivite, adilane, insani davranışlar sergilenmiyor. Bakın. Bu federasyonlar da... Genelden başladığım için ben söyleyeyim bunu. Yani genel derken Türkiye gündemini değerlendirdiğim için biraz sonrasında Kayseri Spor ve diğer konulara geçeceğiz. Vahdi Elbaşı'yı tanırız. Gençlik Spor İl Müdürlüğü zamanından tanırız. Şimdi futbol bölge müdürlüğü yapıyor bölge kendisi. Ben şunu hiçbir zaman için anlamamışımdır. Bazı insanlar
bazı konumlarda neden uzun soluklu yer alırlar? Hep şunun eleştirisini yaparız. Gençleşmeyle beraber farklı zihinler, farklı düşünceler, fikir telakkileri, şunlar bunlar deriz. Ama bizim futbol federasyonu yapısında söyleyeyim. Yukarı tarafa demek ki herhangi bir olumsuzluk ulaşmadığı sürece alt taraftakiler ne yaparsa yapsınlar hikayesinde. Kayseri'de Vahdi Elbaşı futbolu bölge müdürü diyoruz ya da il müdürü. Gençlik Spor ümrü bitirken sonrasında oraya geçti. Futbolla ilgili Kayseri'de ne yapılıyor? Hiçbir şey. Bana bir Allah'ın kulu desin ki kardeşim futbolda şöyle futbol federasyonu şunlar var. Şöyle altyapıdaki kulüpleri tercih ediyor. Şunları seçiyor, şunu yapıyor. Antrenörü, milli takıma bağlı olan teknik analizci, seçici şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bir kişi şunu desin ki ya şöyle yapıyor desin ya. Yok. Sadece belli yemekler, belli davetlerde konu mankeni olarak gidiyor. Ya da A takım Kayseri Spor'un altyapısı veyahut da eskiden vardı ki Erciyes Spor'un altyapısıydı. Onlardı. Onların en azından bakılıyor, izleniyordu. Aynen. Yani amatör maçlar izlenmiyor diye bir şey mi? İzler, mutlaka izleyecekler. Ama icraat yönünde ne yapılıyor? Hiçbir şey yok. Ortaya konulan hiçbir şey yok. Bakın şunu söylemeye çalışıyorum. Futbola veya bir kuruma emek verenlere bunlara vefa örneği göstermek, vefa göstermek başka bir şey. Vefa gösteriyorum deyip de verim alamayacağını bile bile onu orada tutmak başka bir şey. Bu oraya giriyor. Şimdi ölünün arkasından konuşulmaz diye bir deyim var da ben yine konuşmak için. Togay Bayatlı vardı meşhur bir dönem, hatırlıyorsun. Bu Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı oldu. Yıllarca yaptım. Yıllarca. Bana Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı olduğunda yaptığı hiçbir şeyi doğru icraatı gösteremezsiniz. Ya her sene Milli Olimpiyat Komitesi'ne para kesilir, kaynaklar. Milyonlar hala kesiliyor. Hala kesilir ve çeşitli kaynaklar. Komitenin ne yaptığı bilinmez. Ha. Şimdi bu vefa veya değildir. Ya insanlar emeklerini yaptıktan sonra bitmişse dima, fizik artık şeyse durma noktasındaki bu normaldir. Danışma kurulu olarak dışarıdan ombudsman gibi destek alır. Para vermene de gerekiyor. O zaten emekli olacak. Ama velakin böyle bir aktif göreve getirip bu iş yapamayacağını bile bilmek lazım. Gerçekten ayıptır. Ayıplar birçok kurumda yapılıyor. İl bazında da yapılıyor. Ülke bazında da yapılıyor. Lütfen senin söylediğin gibi ya genç limalar. Bu ne oluyor biliyor musunuz? İdealist ve heyecanlı yöneticilerin de yönetme heyecanlarını yok ediyor. Onlar da aynı çarkın içine onlara benzeşediği zaman yükseleceğine inandığı için onlara benzeşmeye hızla başlıyorlar. Bakıyorsunuz ki X gidince Y de 10 sene önceki Y değil de hiç aratmayan Y olarak X-Y gibi oluyor ve bitişik X oluyorlar. Demek istediğimi anladın mı? Bu ülkede hiç kurtulamadığımız bir hastalık. Hakem yapısını anlatayım sana. Ya babadan oğula geçen bir hakemlik var. Ya böyle bir, affedersin, kepazelik olur mu ya? Buradan nasıl bir futbol hakemi çıkarsın? Görüyorsun. Babadan olan geçen hakemlerin maçta yönettikleri rezilliklerini görüyoruz. Kimse konuşmasın bana lütfen. Bakın hala 4 hafta oldu. Ulusal basında konuşulan tek şey hakem hataları. Yahu bir ders alın ya. Demek ki o FIFA'ya tuttuğunuz adamların birçoğu hala hikaye. Fırat Aydınuz gibi saç tıraşını değiştirmekle hakemliği değişmiyor. Yetenek yine aynı kalır. Şimdi yeni bir moda yapmış. Parlak bir saçlar yapmış. Olmuyor ama Fırat Aydınuz bildiğimiz Mersin'de bizi katleden, başka bir maçta başka yere katleden, Eyyam'ın kralını yapan. Ya bu, demek ki olmuyorsun Hüseyin Göçek'ten hakem. At kardeşim ya. 82 milyonda 8 tane hakem bulamıyorsa vah benim bu ülkemin haline ya. Alt tarafta ne kadar klasmana çıkmak için bekleyen ama el kol öfelemesi yapmadığı için çıkamayan insan. Bunu anlatmaya çalışıyorum ya. Diyorum 82 milyonda ya da 5 milyonda yetenekli gencin arasında kadın veya erkek fark etmez. Ben 25 tane hakem bulamıyorsam affedersin bu zihniyetinde kalıbına tüküreyim. Şimdi bak abi ben buradan hakemden başlamışken hakemden söyleyeyim. Herhalde bir 5 yıl ya da 6 yıl bölge hakimliği yaptım futbolda.
Kayseri'den. O dönemlerden itibaren hep şunu düşündüm. Ya, hakemlikte hedefimiz ne olmalı ya da hedefim ne olmalı benim diye düşündüm. Benim pek fazla bir yükselme gibi bir hedefim yoktu. Yani Süper Lig'e çıkıp da orada düdük çalma gibi bir düşüncem yok. Şimdi gerçi yoktu. Zaten o fırsatı sana vermezler. Yoktu. Çünkü o fırsat ben alamazdım. Ne diyeceksiniz? Benim gibi dik, ne bileyim işte oraya eğilip bükülmeyecek bir insan da oraya çıkartmazlar. Kesin. Şimdi çıkanların hepsi öyle demiyorum. Bakın yanlış anlaşılmasın. Ama çark öyle. Çark bu şekilde ama bir bölümü zaten bu şekilde yaparak çıkıyor. Bir bölümü diyorum. Hepsini tenzih ediyorum. Bülent Yavuz'u iyi hatırlıyorum ya o zamanlar. Bülent Yavuz MHK başkanıydı. Hı. Yani o Türk hakemine en kötü, en büyük darbeyi vuranlardan biri. Kayseri'de bir toplantıya geldi. Kayseri'deki toplantıya geldiğinde ben basın mensubu olarak iştirak ettim. Ben bir futbol hakemi olarak Bülent Yavuz'un karşısında normalde durma şekli nasıl derken işte Bülent Yavuz asker kökenli olduğu için biliyorsunuz. O zaman da işte bir askeri ne bileyim mantıkla yürütülen bir askerlik ve hakemlik var. Karşısında hazır ol şekilde yani duracaksın, disiplinli bir şekilde duracaksın, rahat olacaksın. Ben de hiç basın mensubu olarak katıldığım için hiç umursamadığım için normalde nasıl duruyorsak birçok insana karşısında aynı şekilde rahat tavırlara duruyorum. O zamanlar Kayseri'deki hakemliğin önde gelen isimlere Bülent Yavuz'un toplantısına katıldılar. Bülent Yavuz'un çantasını taşıyorlar. El öfeliyorlar böyle yanında. Kısa tekmil veriyorlar. Yani baktım şöyle bir dedim kısa ya. Kısa tekmil de veriyorlar ama. Yani ben bu şekilde olamaz la. Yok olmaz bizden olmuyor elbise. O kurul bu olaylardan sonrasında işte hakemlikte biz 12 dakikayı sınavımız vardı. 12 dakikayı 2400 metreyi koşmak durumda olacaksın derlerdi. Ya 2350 koşan da vardı, 2400 koşan da vardı ama yine de bazen istisnalar sağlanabiliyordu. Ben 2350 koştum diye biliyorum, hatırlıyorum o zamanlar. Biraz sıkıntım vardı. Dediler ki ya sen bir yıl hakemlik yapmayacaksın. Dedim ki canıma minnet dedim ya. Ben zaten zorla geliyorum buraya. Yani bazen teşvikiyle geliyorum. Bu abiler ayıp olmasın diye. Siz böyle dediniz. İstemiyorum ben dedim. Ben bıraktım. Ondan sonra da bıraktım yani hakemliği. Futbol hakemliğini. Ve ben bu olayda, Bülent Yavuz'un karşısına çıkma olayında birçok konuşmalarımızda böyleyse ben asla bu şekilde olmam. Sizin de bu şekilde olanlarınızı yadırgıyorum arkadaş. Dedi demişimdir. Yanında da olmam demiş. Evet. Geçtiğimiz günlerde bir şey vardı, düğün vardı. Sevgili Musa Soykacı'nın kızının düğünü vardı. Oradayken işte spor camiası derken hakem camiası falan hep beraberiz. Böyle vardım yanlarına, ya gel basın falan konuşuyoruz. Dedim ki arkadaşlar durumlar nasıl, nasıl gidiyor? Çünkü size bildiğimiz kadarıyla klasman konusunda bir hayli sıkıntıdasınız. Arkadaşlar hakikaten çok büyük sıkıntılar. Ne diyeceksiniz? Kayseri savunan o zamanlar Galip Hoca vardı. Galip Bitken vardı. Şu anda Galip Bitken'in bildiğim kadarıyla lisansları iptal diyebiliyorum. Galip Hoca'nın gözlemciliği yapmıyor şu anda, yapamıyor. Federasyondan lisansları alınan isimlerden bir tanesi diyebiliyorum. Oğlu hakemlik yapıyor ama. Evet, oğlu Abdülkadir hakemlik devam ediyor. Ne dedi durum dedim. Ya bizim dedi sıkıntımız bir türlü üst tarafa Kayseri'den isim atamıyoruz. Olanları da el öfeleme pahası olduğu için birçoğu buna gururuna gediremediği için yapamıyor dedi. Bazı başarılı arkadaşlarımız da var. O gün sıkıntı oluyor. Gözü uyanık uyanık olan arkadaşlar. İstanbul hakemler mesela çok uyanık. Niye? O gün koşma varmış. Sıkıntı olan bir dönemde. Koşma yapılacakmış. Rapor getirmişler. Biz koşmayacağız o gün diye. İşte Kayseri olmuş. O sıkıntılı dönemden Kayseri'deki insanlar iletmişler. Bu gibi göz açıklığı da yapamıyoruz dediler. Bu yüzden Kayseri hakemi sıkıntılı. Bu futbolun nedeni söylüyorum. Üzüldüm işin gerçeği. Bunu yapacak olan kimdir? O kurullardaki isimlerdir. Tabii. O kurullarda kim elini yumruğunu masaya vuruyorsa o bu işin savunucusu olacaktır. Beğenirsiniz beğenmezsiniz ama Oktay Haluk Doğan bu kurulun içerisine giriyorsa kendi memleketindeki hakemler için de bir şeyler istemek zorundadır. Ben Kayak Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndayım. Yaklaşık 3. yılımız olacak. Ve ben elimden geldiği kadarıyla milliyetçilik yapmak. Kayseri'deki yarışmalarda bakın Kayseri'deki yarışmalarda şehir dışından daha çok Kayseri hakemin olmasını istiyorum. Niye? Hem federasyon fazla para verip zarar görmesin hem de Kayseri'deki insanlar fazla görev alsınlar. Erzurum'da yapılan yarışmaya da Kayseri'den fazla mı gitmesin? Erzurum'daki yapsın diyorum. Tabii lokal bir yarışma olduğu için doğru. Yani. Kayseri'de şimdi futbol biraz daha farklı.
Kayak gibi, voleybol gibi falan değil. Futbol farklı. Futbol niye farklı? Futbolda her yere gitmek zorundasın. O zaman orada birazcık daha farklı strateji yapmak zorundasın. Ve o kurulda bulunan, Kayseri'yi temsil eden insan masasını çok rahat bir şekilde yumruğunu vurabilmeli masaya. İstemeli. İstediğini yapmalı. Eğer bunu yapamazsan, o zaman senin kulüplerin de bir işe yaramıyor. Futbol kulüplerin, hakemlerin de bir işe yaramıyor. Sadece kendi o zaman ne oluyor? Kurulunda olunca sadece kendi akraban hakem yapmak gibi başarıyla görevini tamamlamış buluyorsun. Valla ben ne olduğunu anlamıyorum. Yani ben Talat Tokat'tan bakıyorum. Talat Tokat'ın oğlu Metin Tokat oldu. Serdar Çakır'ın oğlu geldi işte. Ne bileyim öbürleri geldi. Bilmem neyin Savran olur. Yani, Savran olur. Çakır'ın Çakır olur. Bitiken'in Bitiken olur. İşte yani her şey olur. Ama öyle. Burada tabii ki evi vicdanına koyacaksın. Hak varsa tamam diyeceksin. Yani, ona kimseye bir şey demiyoruz biz. Bu kul hakkıdır. Biz insanların isimlerini de burada konuşurken söyleyelim, yanlış anlaşılmasın. O bunu yapıyor, bu bunu yapıyor diye değil. Biz Kayseri menfaati görülmesi açısından futbol için söylüyorum ben bunu. Niye biz şunu söylemeyelim? Ne dedik bunu özelde bazen? Musa Soykarcı'yı eleştirdiğimizde, Galip Bitigen'i eleştirdiğimizde, Vahdeli Başını eleştirdiğimizde şu ve milletvekillerini de eleştirdiğimizde şunu dedik. Ne dedik? Milliyetçilik duygusuyla yumruğunuzu masaya her platformda vurun ki, ağınıza koyun ki Kayseri'nin sporu başta futbol olmak üzere masalar üzerinde kuru yemiş gibi, çekirdek gibi çitmesinler. Kayseri deyimiyle şemşamel gibi çitmesinler. Ağırlığımızı hissetsinler. Biz o ne oluyor ondan sonra? İşte halimiz ortada Erciyes Spor. Halimiz ortada Kayseri Hakemliği. Halimiz ortada altyapısından yetişmeyen tek bir oyuncu bu. Daha anlatayım mı? Valla daha çok şey anlatacak şeyler. Amatör spor ve amatör futbolun dramı. Her sene lisans parası için sağda solda koşturmak zorunda kalan takımlar. Daha neler anlatacaksın? Bu kadar kaynağın, bu kadar verimsizce deyimle mındar edildiği, amiyane deyimiyle bir sektör görmedim ben ya. Evet. Kulağımda bu. Arkadaşlara ver diyorlar. Sevgili izleyenler, biz kısa bir ara için şimdi sözü arkadaşlara bırakacağız. Reklamlar, reklamlardan sonrasında spor dünyasına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili izleyenler, gündemdeki gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız bir kez daha. Kısa bir reklam arası vermiştik ve reklamlardan sonrasında kaldığımız yerden devam edelim diyoruz. Evet, spordaki gündemi kısaca yorulmadık. Elimizden geldiği kadar dilimizi döndüreceğiz ama önümüzdeki haftada mutlaka ilerleyen bölümlerde konuşacağız. Diğer konularda yine geri kalan bölümlerimizde konuşacağız. Şimdi istersen artık kısaca futbol demişken şöyle bir Kayseri Spor'a, kısaca bir Erciyes Spor'a ve diğer kulüplerin çalışmaları neler, ne yapıyorlar, AGÜ ne yapıyor, onları konuşalım. Öncelikle Kayseri Spor'un bir kupa maçı vardı ama kupa maçını pek fazla değerlendirmek istemiyorum ben. Çünkü Kayseri Spor'un uzun bir değerlendirilecek bölümü var işin gerçeği. Gerek kampından, gerek futbol transferinden tut ki ne bileyim oynadı 4 maça kadar ligdeki maçlar benim için çok önemli. Kupada Orhan Gazi ile yapmışsın, yapmamışsın. Yani o pek fazla önem arz etmiyor diye düşünüyorum. Ne der söyleyeceksin? Şimdi benim 4 haftadan sonra ya kadar olan kısımda böyle piyasada, kamuoyunda gördüğüm bir şey var. Kayseri Spor seyircisi ya da Kayseri Spor'u seven herkes diyelim. Giden veya gitmeyen. Geçen yıla göre bir atmosfer, bir motivasyon eksikliği hissediyorum. Bunun birkaç sebebi var. Bir şehrin kendinden kaynaklı sebepler. Yani maça gitme alışkanlığı olmamasından kaynaklı sebepler. İşte buna Pasoligi her zaman bir yere mutlaka koyuyorum. Bakın bu Pasoligi işi hiçbir gerekçeyle bana göre sürdürülmemesi gerekiyor. Güvenlik veya disiplin açısı Türkiye'de kartta yüz tanıma veya başka özelliklerle stadyum üzerinde vermekle çözümlenmesi yöntemi bana göre insanları, bak beni dahi, maçlardan uzaklaştıran bir özellik. Bunu bir yere koyalım. İki, Kayseri'nin kendisi zaten maça gitme alışkanlığı olmayan ama dışarıdan çok fazla arkasından laf konuşan bir kültüre sahip bir şeyiz. Bunu kabul ediyorsunuz. Biz esnaflara yaptığımız sistemlerde, kale önlerinde ve başka belirli noktalarda, satış noktalarında satılmayan kombinelerde seyirci çekememelere hepsini anlattık. Bu birinci kısım. İkinci kısım, sancılı bir geçen sene yaşadık biz hatırlıyorsan.
ve son haftalara doğru Hakan Kutlu'yla bir çırpınışı ve başka takımların da katkılarıyla ligde kalmayı yaşadık. Ama bir gördüğüm şey şu var. Tasarruf ediyorum diyorsunuz. Bazı transferlere bakıyorsunuz. Tasarruf kriteriyle transfer kriteri arasında uyuşmazlıklar var. Rakamlar açıklanmıyor ama isimlerin Türkiye Kayseri'ye geliş rakamlarının aşağı yukarı tabanlarını tahmin edince ya arkadaş o zaman Erkam'ı alarak tasarruf ediyorsan Umut Bulut veya benzeri oyuncuları alırken hangi kriteri? Bu kriteri niye ikinci plana attın? Veya Mehmet Topuz'u niye almıyorsun? Mehmet Topuz'u neden almadın? Bir ses varlı Ömer'i niye gönderdin? Veya Bal Sinan'ı niye gönderdine geliyor. Şimdi anlatabiliyor muyum? Ki bu dediğim gönderdiğinden sondan geleyim ben. Bir ses var ve Ömer Bayram bir profesyonel. İki ama Kayseri Spor'un değerlerini hakaret etmeyen, hiç aşağılamayan ve bir alt ligin kabusunu yaşadıktan sonra bile oradan bu takımı omuzlarından götürememeye en önemli iki payda birkaç elemandan biri olarak yukarıya taşıyan emeğini de hakkına haliyle almak istiyorum. Ve biz seninle oturup burada defalarca konuştuk. Başka kanallar çok fazla buna girmedi. Biz burayı gördüğüm için de dedik ki arkadaşlar bunlar haliyle haber bekliyorlar. Ve son ana kadar Kayseri Spor dedi, Kayseri Spor dediklerini de çok iyi biliyorum. Ona rağmen sen kuşu kafesten uçurdun, başka kulüplere gönderdin. Şimdi ben ara ara Yunan Ligi'ne gidiyorum. Ara ara ve Ömer Bayram'ı da görüyorum. Yani bakın bu ülkede dikine oynayan, forvet arkası ve 10 numara tabir edilen, her yerde oynayabilecek oyuncuyla çok iyi kanat oyuncusu, sol kanat oyuncusu sıkıntısı var. Onlar da zaten hangi takım? Ya arkadaş ve hala şimdi o sıkıntıyı takan bir Kayseri Spor'da sen elinden bu oyuncuları kaçırıyorsun. Ve ben biliyorum ki ara transferde yine bunların yerine nasıl adamlar bulurum diye ki yok öyle adamlar bulamayacaksın. Ya da transfer faturası çok yüksek olacak. Arayış içine gireceğim belli. Şimdi ben o yüzden de Kayseri'nin heyecanı kaybetmesini anlayışla karşılıyorum. Ben diyorum ki Hakan Kutlu'nun kendince kısa, bize göre uzun sayılan geçen yılki 5-6-8 haftalık sezonunda en azından gelecek sezonun profilini çizerken bu hatalara yapmayıp yönetimle birlikte ya arkadaşlar şunları mutlaka elimizde tutalım. Bize Türkiye'nin en çok, bize kulübün en büyük parasını kazandıran kaptanımızı da çekip alalım demesini beklerken ki Mehmet Topuz'la ben bir defa yüz yüze konuşmuştum. Var ki o da Kayseri'deyken daha evvelinde konuşmamışım. Ve şu anda siz kadro kapısına bakıyorsunuz. Daha takıma uyum sağlamayan, bir haftası bir haftaya tutmayan, işte sürpriz iki tane büyük takım beraberliğiyle sanki tüm sezonu kurtardığını sanan bir anlayışa havayı estiren bir Kayserispor görüyorum. Bakın şimdiden ikaz ediyorum. Aslında tehlike çanları Bursa'yla başladı. Sana Bursa Spor 10 kişi kalmış Bursa Spor. 10 kişi kalmışken bir birden 3 değil 5'e götürüyordu maçı. Asıl o son, o kısmı özellikle konuşacağım. Bu Kayseri gerçek Kayserispor. Bak abi şimdi sezona biz uzun bir ara verdiğimiz için, yaklaşık 3 aylık ara verdiğimiz için Kayseri Spor konusunda pek fazla konuşmadık. Sağda solda konuştuklarımız hariç. Son haftalar, maçların son haftaları özellikle yapılan açık konuşmalar çok iyi biliyorum. Kayseri Spor açısından ne olur diye konuştuğumuzda bunu sağda solda konuşurken de söylüyorum. Şu maçı alırsak şöyle olur, bu maçı alırsak böyle olur dediğimizde Allah'tan ki Sivas Spor ekmeğimize yağ sürdü. Allah'tan ki Eskişehirspor ekmeğimize yağ sürdü. Bunları söylemek lazım. Geçen yıl. Eğer buradaki karşılaşma Sivas'ta 0-0 ise biz düşerdik. Doğru.
Yani o kadar ciddi fark, ara farkı olmasına rağmen adamlar kapattı rayı. Hele hele Eskişehir düşmesine kesin gözüyle baktığımız Eskişehir ki düştü ama son dakikaya kadar bir maçta. Bakın, o da ne diyor? Eskişehir keşke Kayseri'de 3 puan vermeseydi diyor. İsmail Kartal hatası yapmasaydı bugün Eskişehir değil miydi? Yani bunu söylüyorlar. Bakın bu kadar ciddi söylüyorum. Demek ki oyuncu kalitesi, oyuncu kalitesi. Biz geçtiğimiz sezonda ne dedik? Mersin'den iki adam alırsak alırız. Nakulma ve Riton. Aldı onları. Ama onunla beraber peki birinci ligdeki adamları niye alırsın? Para yok dedi. Peki eyvallah diyorum. Para yok dedin aldın. Şimdi bakın bir şeyleri konuşurken biz diyoruz ya Kayseri özelini düşünelim. Ya birazcık Kayseri aklını çalıştıralım. Kendi memleketimizdeki diğer bir kulübün futbolcularından hiç seçeceğin yok muydu? Oğuzhan. Başka oyuncular biliyorsun. Tabii Kayseri Erciyespor'dan bahsediyorsun. Doğru. Yok muydu hiç? Olmaz olur mu? Ya gidip de Şanlıurfa'dan ya da bilmem ne işte ikinci ligden adam alıp getireceğim orada. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden. Aynısını da yapabilirdin sen. Ha, neydi? Hocanın tanıdığı. Zaten hep biz bu hataları yapıyoruz. Hep bu hataları yapıyoruz. Kayseri'de hangi yönetici varsa getirdiği adam ya hocanın tanıdığı oyuncuymuş alacağız. Ya böyle bir şey olamaz ya. Hoca takımı başka bir ya, hoca teslim olamaz. Hoca yarın bir gün istifa edip gittiğin zaman ne olacak ya? Onun getirdiği adam ne yapacak? Hocam gitti ben oynamıyorum diyebilir. Sakatımdır oynamaz. Şimdi Sambas oyun yaptığı gibi. Şimdi Vitor Pereira'nın transferlerinin dik avukatını oluşturuyor. Yani falan. Sambas oyun yaptığı gibi diyorum. Evet, bakın Sambas'a bakın. Sambas şimdi kolum ağrıyor diyor oynamıyor. Ne diyeceksin? O da Tolunay'ın adamıydı. Ya? Ara transferde belki oraya gidecek. Yani bilemezsin. Akhisar'a gidecek. Bilemezsin ne olacak. Böyle olmaz bu transfer politikası değil. İkincisi benzerini daha pahalıya alacağın bir oyuncuyu elindeki değeri vererek neden burada bir yarar çarsın? Biraz evvel bahsettiğim oyuncular. Bir de o var. Şimdi işin farklı boyutları var. Transfer dönemine bakıyorum. Transfer döneminde yaşanan süreci biliyoruz. Sen de biliyorsun yani. Konuştu şunu yaptık. Şu isim alınsaydı, bu isim gelseydi, şu olsaydı, bu olsaydı, şu olur muydu? Bütün bu futbolcu furyasının içerisinde bir tek isim. Kayseri'de dikkat çeken isimdi ki o da niye? Kayseri'nin çocuğu olduğu için söylüyorum. Yani belki doğma nüfus cüzdanında başka bir il yazabilir ama Mehmet Topuz'u beğenirsiniz beğenmezsiniz Kayseri Yolspor'da başlamıştır. Oradan keşfedilerek Kayseri Spor'a kadar çıkmıştır. Ve Fenerbahçe'ye kadar da gitmiştir. Mehmet Topuz'un çok yakında olduğum için de söylüyorum. Yani yakındaki insanları tanıdığım için söylüyorum. Mehmet hayırdır gidemedim dedim. Ya Antep istiyor dediler. Antep'ten dönüş olmaz. Şu oldu bu oldu falan. Yurt dışı derinde. Sonra dediler ki Mehmet'in konuşması geldi. Ben Kayseri'den ayrılmak istemiyorum. Çünkü annem rahatsız. Bu yüzden bırakıp gitmek istiyorum. Zaten Mehmet'in özünde de pek fazla şehir dışını tercih eden bir yapı yoktu. Şehrin sembolü olan bir değer olmak istiyor. Yani çocuk yani diyorduk ya ben abi burada olmak istiyorum diyordu o zamanlar. Ve onu ya, hala düşünen bir isimmiş. Çok doğru da bir kavram ya. Ali Turan'la. Ailem burada ben burada kalmak istiyorum diyor. Yani güzel para kazandım. Dedim ki ya şu Mehmet Topuz en azından Kayseri Spor alsın. Niye? Kayseri Spor'a faydası olur mu? Olur. Bal gibi de olur. Diyorsun yani ya. Bir Ekrem gibi bir ne bileyim Kubilay gibi bir Mehmet gibi her gibi olur. Bakın hepsinden daha da iyi olur Mehmet Topuz. Niye? En azından takım kaptanı da yapar. Gittiği kulüp, gittiği kulübün oynadığı Avrupa karşılaşmalarındaki hava, hepsini bilen bir, soruyan yani, bir adam. Şimdi peki niye olmadı diye düşünüyorum. Para mı acaba? Çok mu para istedim Mehmet diye düşünüyorum. Sanmıyorum ya. Dediler ki boş mukavele imza atacak, siz yazın dedi dediler. Ve bunu söyleyemezdim. Vallahi de billahi de bu aynı şekilde dediler. Boş mukavele imza atacak. Müthiş bir jest var ya. Siz ne yapıyorsanız yapın ben Kayseri'de kalmak istiyorum diyor. Ve bu çocuk 9,5 milyon avro kazandırdı bu kulübe. Şimdi Mehmet giderken bu kulübe kazandırdığı parayla biz herhalde 3 yılımızı idame ettirdik. Aynen. 30 trilyondan bahsediyor. 10 yılın 3 yılını Mehmet Topuz sayesinde idame ettirdik. 30 milyon lira para kazandı adam. Ve o zaman giderken de birileri şunu söylüyordu. Mehmet Topuz bizim evladımızdır. Başımız üstünde yeri vardır. Ne zaman dönmek isterse gelsin, isterse oynamasın. Ama kulüple lisansını yaparız diyorlardı. Sonradan Fenerbahçeli Emre'ye beşi Fenerbahçe'nin gösterdiği vefaya bakın. Ki şu anda transfer döneminde Başakşehir'den izin alsalardı menajer yapacaktılar da hatırlıyorsan. Ve bizim
dünyanın parasını kazanıp bizim evladımıza yaptığımıza bakın. Ya şimdi bunu bir yere koy ya. Şimdi sen neyi arayacaksın, neyi konuşacaksın? Bana ne anlatıyorsun ki? Doğru söylüyorsun. Yazık ya. Neyin bilmem neyinden bir yerde vefasından şundan bundan bahsediyorsun. Beğenirsin beğenmesin ama bal gibi de Kayserispor'un 11'indeki adamların 9'unu 10'unu da çekirdek gibi çiterdi. Bakın ben sana söyleyeyim. Mehmet Topuz'un futbolunun tartışmam. Kayserispor'da tartışmam. Üst düzey bir oyuncudur. Ama bir de futbol abiliğini de tartışmam. Bakın Mehmet Topuz Kayseri'den giden Mehmet Topuz değil. Globalleşen, kültürünü geliştiren, büyük kulüplerin atmosferiyle Avrupa Kupaları kültürünü almış bir Mehmet Topuz olarak gelecek. Senin buradaki 18'lik, 20'lik, işte bir alt ligi, PTT liginden gelen, daha yeni yetme, ağzı süt kokan, ilk defa profesyonel Süper Lig'e giden oyuncuların da dönüp bakacağı, abi birine elini tutayım dediği tek adam Mehmet Topuz olacaktı. Ben onu da söylüyorum. Yani ona da bakmak gerekiyordu. Ve bu yapacağın güzel iyiliği yapmış. Şimdi demiş ki bana boş bu kahveleye atın. Siz bizim hakkımızı yemezsiniz. Adamın siz hakkını yemeyi bırakın. Gösterdiniz vefasızlığın tam bir tanesi daniskasıdır. Bu olayları konuşurken şöyle bir köşe yazı yazmıştım. Tabii özür diliyorum. Mehmet Topuz gerek buradayken gerek gittiğinde Kayseri Spor'un değerleri konusunda bir tek kötü laf etmiş midir? Asla. Bu kadar. Bu konuyu konuşurken, bu konuları konuşurken şöyle bir köşe yazı yazmıştım o zaman, iyi hatırlıyorum. O zamanlar deniyordu ki Hakan Kutlu Mehmet Topuz istemiyor. Başkan istiyor diye. Alt etmiş o zaman. Söyleniyordu. Hakan Kutlu'ya bu soruyu soruldu. Ya siz Mehmet Topuz'u istemiyor musunuz? Hayırdır. Böyle bir sıkıntı yok. Gelirse buyursun dedi. Allah Allah. Ya orada da bir tuhaflık var. Gelirse buyursun dedi. Kim kötü polis, iyi polis. Şimdi bakın. Transferler şunlar bunlar konuşuyoruz ama ben her zaman için Aziz Yıldırım'ı tamam ben Aziz Yıldırım'ı çok eleştiren bir insandır. Bugün de sevmemişim gerçek. Kişi olarak sevmem ben. Ama futboldaki yönetim konusuna bakarım. Aziz Yıldırım yıllarca futbol transferini kendi yapmıştır. Hoca 2-3 isim getirmiştir. Hocalar değişmiştir ama o futbolcular o kulübü sahiplenmiştir devamlı. Volkan örneğinde. Evet. Niye? Kulüpte hesabı veren benim demiştir çünkü. Doğru. Şimdi eğer ki bu olayda Hakan Kutlu istemediyse başkan diyebilirdi ki kardeşim bu evlat bizim evladımız. Yıllarca para kazandırdı derdi ve kulübü alırdı. Ben Hakan Kutlu'nun isteyip istememesine bakacağı zannetmiyorum. Kayseri Spor'da Başkan Recep Mavro'yu yönetici arkadaşlar istememiştir. Mehmet Topuz'un Kayseri Spor'a gelmesine. Sanırım öyle. Yani evlat olarak doğru konuşacak. Durum bundan ibarettir. Doğru. Ha Hakan Kutlu da isteseydi zaten baskı yapardı alın diye de. O da istememiş demek ki. O da ısrarcı olmadı tabii. Yani Mehmet Topuz olayı bu. Şimdi bunu niye açtık konuştuk? Ya işte yayına başlayınca lütfen bunu konuşun diye bazı arkadaşlar tepkileri hakikaten çok had safhada yani. Kayseri Spor'a bu olay zarar veriyor. Çünkü Kayseri Spor sevdasını tüketiyor o insanlardan. İşte biraz evvel söyledim. Niye? Çünkü vefa olayı yok. Bu nasıl bir iş diyor Kayseri Spor'a. Doğru söylüyorsunuz. İşte o yüzden Kayseri Spor'dan halk taraftar uzaklaşıyor. Tribün bazında uzaklaşıyor. Televizyonda izleme bazında uzaklaşıyor. Sevgisizleşiyor. Düşündüm, ya bırakın şu Kayseri Spor'u ya, bir Mehmet Topuz'u bile değerlendiremedi. İşte şurada şu hatayı yaptı demek soruyorum. Lütfen bu acıları, bu acı gerçekten... Bakın, başka bir konu, eleştirilen konulardan bir tanesi. Kombine bilet olayı. Kombine biletler satışa çıkartıldı. Bir hafta ya da 10 gün ya da 15 gün, bilemiyorum artık günün ne olduğunu ama sonrasında kaldırıldı. Öyle bir... Şimdi bazı arkadaşlar bizi takip ettikleri için de yazıyorlar, ya işte biz kombine bilet almak istiyoruz. Alamıyoruz. Niye? Gittiğimiz zaman sınırlı sayıda veriliyor. Bilet kişisinde sınırlı sayıda kombine verilir mi ya? Günlük herhangi bir sınır konur mu? Niye sınır koyuyorsun sen kombineye? Bir seyirci tıka basar mı? Akıllı bir yönetici sınır koyar mı? Mümkün mü ya? Olur mu canım? Para getirecek. Ya sat kombineni. Gelirse gelsin, gelmezse gelmesin kardeşim. Ne ben gelirim. Ha eğer fiyatı cüzi diyorsan o zaman kardeşim de akıllı bir iş yap. Türbününe göre fiyat belirler. Yani. Altın üstüne ayır ona göre. Bursa Spor maçında taraftar yok diyorum ben.
Ama yine de bakıyorum üst tribünde bir sürü taraftar var. Alt tribünde yok. Demek ki fiyat pahalı ki üst tribünden almış insanlar. Doğru. Konya'ya bakıyorum. Tıklım tıklım. Hiç gereği yok söylemeye. Cüzi de olsa, pahalı da olsa almışlar biletini. Galatasaray maçı oynuyorsun. Bayram öncesi, kurban bayramı öncesi. Fiyatı 100 lira diyorsun. Fırsatçı bir abim geldi dedi ki ya Galatasaray maçında olmayacak dedi. Abi gitsin. Bir misafirle beraber gidecek. Gitsin abi güzel bir şey. Nasıl olacak? Fasulye kalacak abi. Tamam fasulyeyi çıkartalım. Bilet fiyatları ne kadar? 100 lira. Ne? 100 lira. Ya iki kişi 200 lira diyorsun sen kardeşim. Kurban ağzı. Maç mı olur? 25'te fasulye verecek. Ben evde otursun izlesin o zaman televizyonun karşısına. Bak televizyonun karşısına geçsin izlesin o zaman dedi. Aynen öyle. Ne diyeceksin şimdi bu adama? Ya bazı maçların fiyatları yüksek olur doğru. Amin de ama sen 200 lira kombine veriyorsun. 200 lira kombine verirken 100 lira Galatasaray maçı dersen o zaman zıplar. Yarın bir gün Allah bilir ben çok iyi tahmin edebiliyorum o konuyu. Fenerbahçe'nin geldiği buradaki maçta 100 lira olacak. Bir de Beşiktaş'ta 100 lira olacak. O da 100 lira olacak. 300 liraya kombineden pahalıya bir maç seyretmiş olacak. Ya diyecek ki ondan sonra ben kombine yerine şu kadar oldum diyecek. Ama şimdi kulüpteki arkadaşlar diyor ki ya bizim diyor mesela ikinci başkanın şunun bunun konuşmalarında biz diyor işte taraftarımız belli. Bizim kombine taraftarımız belli. Biz bileti sattık zaten. 3.000-5.000 sattık tamam. Ya bırakın bu kafadan ya. Bu kafaya geçin artık ya. Kaç bin taneymiş? 3.000-5.000 sattık tamam işte yani. 32.000'de 3.000 mi? Yani. Güzel. Müthiş tüccarlık yapılıyor. Kayseri tacirliği aklım nasıl bilir? Ben, bunu ben burada acaba kombine satılmamasının sebebinin ne olduğunu da sordum. Bir cevap gelmiyor tabii. Gelmiyor işin gerçekten pek fazla. Yani duvara vuruyorsun oradan. Senin sesin nasıl yankı yaparsa oraya bakıyorsun. Tribün tepkisinden mi korkuyorlar acaba? Vallahi bilmiyorum. Ama insanlar, taraftarların büyük bir bölümü ki şu anda takımın işte taraftarı olan bir grup da var, diğer gruplar da var. Olan yerden arkadaşlar da var ki ya kombineler niye verilmiyor? Niye verilmedi o zaman da işte? Niye sınırlı sayıda kişilerden kombine veriliyor? Böyle bir saçmalık olur mu diye sordular. Yani böyle bir kargaşanın, hengamenin içerisinde bir sezona başladık. Ya bak şunu söylemeye çalışıyorum. Kale arkası maraton alt üst falan derken ya bir geniş tabiriyle yaklaşık olarak 25 bin tane kombine sattığını düşün. 7 bin de seyirciye satılsın. Genelde ortalama öyle bakılıyor. Ayırdığı zaman 20 yapalım. Sınırlayalım. 22 bin de sınırlamak mantıklı. Çünkü biletliler ve 20 bin de sınırla. 15 bin de sınırla. Şimdi ben ona razıyım. Ortalama 5 bin liraya sattığın zaman 11 milyon lira para yapar bu. Bu yaklaşık olarak da 4 milyon avro yapar. 3,5 milyon avro yapar. İki futbolcunun bir yıllık oynayacağı parada. Üst düzey futbolcunun bile Anadolu takımdan. Ya siz hangi akla hizmet ediyorsunuz ben anlamadım ki. Localara gidiyorsunuz. Loca rezaleti geçmiş boş, bir adam var. Boş beleş. Ya bina kullanılmayınca eskir diye bir tabir vardır. Bina kullanılmıyor. Ya arkadaş kale arkası tribününü localarında yaparsınız 5 lira. İşte protokole yakın olan o. 20 lira aşağıya 10 lira yapar. Geliyorsunuz. Böyle bir fiyat çekiliyor ki İstanbul kulüpleriyle neredeyse eşit düzeyde. Oktay abi ben bu konuda biraz sıkıntılıyım. Ben sıkıntılıyım derken loca konusunda geçtiğimiz sezonun son 4 maçı ya da 6 maçım var. 6 maçı vardı yanlış hatırlamıyorum. Kayseri Spor 6 maçı Kayseri'de oynayacak. İstenen fiyatlar komik. Bilet 10 lira 20 lira. Loca istediği para 6 lira 7 lira. Ya 6 maç kalmış zaten ya. 2 lira bile desen senin için büyük bir şans ya. Tabii doğru söylüyorsun ya. Bütün sezonun parasını istiyorsun aynen. Ya şey. Düşük alırsak da bize yakışmaz. Ya yakışsa yakışmasa ne olur Allah nasıl bir şöyle yapsın ya. Yakışmasını bırak kardeşim ya. Amacın para kazanmak değil mi ya? Kaç yıl oluyor Kadir Has açılalı? 5 sezon oldu. Ya oğlum. 5 sezonundur bu rezillik devam ediyor. Bu komedi devam ediyor. Bilet satamama komedisi, loca pazarlamayama bu komedisi. Ondan sonra diyorsunuz ki para gelmiyor. Ya gelir. Ben ikisi ya. Bak ben bu sezon izlemiyorum. Geçen sezon izlemiyorum. Neden? Ya dedim ki ya bir tane insan gibi talepte bulundum. Şu loca mevzusuna girin dedim. Bir fiyat çektiler. Ya kardeşim ne yapıyorsun? Ya 15'e 20 istemiştir. Ne yapıyorsunuz dedim ya. Neyi getirir seyrediyorsunuz bana? Hadi kalsın dedim. Ya hizmet vermiyorsun ki bir de. Ondan sonra ben hiçbir maça gitmez oldum artık. Locanın olayı nedir diyeceksin. Hizmet verdiğin de yok. O da yok.
Yani çayı kahvesini getirip garson koyuyorsun, bir şey yok. Yolu yok ki. O da yok. Sen kendi getiriyorsun onlarda. Ay, ne oluyor? Binayı çürütüyorsun. Çürüt. O koltukları eskitiyorsun. Yani türbinleri rengarenk boyayarak milleti göz canlandırmaya taraftar varmış havaları çizmeyle olmuyor. Bu sesli oluyor. Ambiyansla oluyor. Bu takım 2400 kişi, en fazla 5000 kişiyle oynuyor. Ya yazık ya, 37-32 bin kişiden bahsediyorsunuz. Hadi 2000'ine %5'i şu tarafa ayırıyorsun, yabancı deplasmana ayırıyorsun. Geri kalan 30 bin taraftarın 3000 kişiye indeksi, 4000 kişiye indekslemek bir yüz kazası, 5 sezondur bu. Şimdi bak abi, bu hafta çarşamba, bu hafta pazar günü maç var. Ne maçı var? Çaykur Rizespor maçı var. Evet. Saat 1.30'da maç. Çok önemli bir maç. Evet. Saat 1.30'da inşallah rakibimiz Rize yeneriz. Ve bizim rakibimiz. Ya inşallah yeneriz. Aksaray maçına bakıyorum. Fiyasko. Fenerbahçe maçında diri bir Kayseri Spor gördüm. O da çünkü rakip Fenerbahçe olunca futbolcu kendi içinde oynamaya geliyor. Bence Fenerbahçe oynattı. Fenerbahçe oynamaz zaten. Oynayamaz. Galatasaray maçına bakıyorum. Yine diri bir Kayseri Spor. Ama Galatasaray olduğu için rakip zaten. Kendi sahada oynuyorsun. Ama Bursa maçına bakıyorum, bir hüsran içerisindeyim. Niye? Ya kardeşim ya, Allah aşkına, yani bu kadar diri, bu kadar yani iyi olduğunuz bir dönemde. İşte Hakan Kutu diyor ki, kardeşim diyor, işte futbolcular diyor şahsi hatalar yüzünden diyor 4-5 pozisyon bulduk atamadık. İşte Veliton'dan bahsediyor yani. Gol şanslarına giren Veliton'du, kaçırdı. 3-4 pozisyonu kaçırdı. Ya iyi de bu futbolcuların şunu bunu derken sen hiç değişiklik yapmadığına niye bir şey demiyorsun? Defanstaki oyuncuna bakıyorum. Defanstaki oyuncunun sarı kart görmüş. İkinci sarıdan kırmızı kart görmesi an meselesi, sen değiştirmiyorsun. Evet. Hala üstüne gidiyorsun. Çekingen oynadığını. Sağ sol kanatlar derken sıkıntı içerisindesin. Orta göbekte oynattığın kim var? Ne yapıyorsun? Oyunu tutacak, topu ulaştıracak, dinlendirecek oyuncu yok ya. Yok, kimse yok ki. Sen PT birinciyken aldığın isimleri kurtarıcılık kullanmaya çalışıyorsun. Traoré'yi kullanınca kurtarıcılık kullanmaya çalışıyorsun. Traoré'yi zaten 2 hafta öncesine kadar sakat diye oynatmıyorsun adamı. Sambasov dersen diğer taraftan başka bir evler şenlik bir şekilde duruyor. Yani bakıyorum, Umut diyorum. Umut bazı pozisyonlarda iyiydi. Bursa maçına baktı da. Yani Galatasaray maçına en çok koşan Umut. Bursa maçına bakıyorum. Yer yer ya. Niye? Ya üzüm üzüme baka baka kararır diye bir sözü işte biz burada her zaman tekrarlıyoruz kardeşim. Yani koşmayana verdiğim prim neyse, koşan diyor ki kardeşim koşmayana aynı prim arası. Ben niye koşayım diyor ya. Geçen yılda yaşadık onu. Bu ses varlı Ömer Yılmaz Bayram'la. Ya bunları düşünebilecek bir kapasite değil mi? Hakan Kutlu'nun Twitter hesabını kapatmış. Niye kapatmış? Dondurmuş. Niye dondurmuş? İşte gelen tepkiler üzerine dondurmuş. Sosyal paylaşımda iyi kullanan bir isim teknik adam olarak. Ona bir şey demiyorum. Saygı duyuyorum kendisine. Ama tepkilerden, ya tepkiler varsa kulak kabart. Nedir ne değildir kardeşim? Bir dinle. Ama Kayseri Spor'da zaten yönetimde ki arkadaşlar pek fazla konuşmayı tercih eden insanlar değil. Teknik heyetlersen işte kendi halinde konuşmayı tercih eden bir yapı içerisindeki Hakan Kutlu'ya ben fazla bir şey söyleyeyim. Çünkü Hakan Kutlu zaman zaman transfer sezonu içerisinde iyi adımlar almak istediğini dile getirmiş ama bir türlü mali problemler ön planda olduğu için yapamıyorum demişti. Şimdi buradan ben ne diyeyim adama? Ya bak, orada seninle ayrıldığım bir nokta var. Özellikle 3 isim konusunda bahsediyorum. Bakın. Bana de ki Ömer Bayram, Sinan Bakış ve Diego Bisses var. Bu takımda oynar mıydı? Çok rahat oynardı. Niye bırakıyorsun abi ya? Dışarıda buna daha fazla maliyetle kalitede oyuncu peşine koşmak. Ya Ömer Bayram'ın işini ta geçen sezonun sonunda doğru bitirdi abi Hakan Kutlu. Niye? Arada bir tantanama yaşandı, bir tartışma yaşandı. Futbolda işte sahada istediğini yapayım derken adamı kadrosu bıraktı zaten. Yani kadrosu erken yedekli bıraktı. Kendi değerini kaybetti. Soyunu durmadı. Evet. 3-4 hafta bu şekilde gitti. Yani yönetimle pazarlıkla anlaşamıyor muydu? Başka bir konum vardı bilemiyorum. Olur, mutlaka anlaşılır. Bir ses var dersen, bir ses var doğrudur. Tamam, geçtiğimiz sezon bazı maçlarda canımıza ot tıkadı. Koşmadı, bilmem ne yaptı ama maç kurtaran bir adam işte. Yani oynadığı zaman da o takımda galibiyeti aldıran bir adam. Bugün Mehmet Topuz'la bir ses var yan yana düşünse ya da yani, arkalı düşünse. Son haftalarda oynadığı oyunlarda zaten kurtarma oldu. İşin gerçeği söylemek gerekirse. Sinan'a çok şanslar verildi, doğru. Keşke elde pişseydi. Ama Sinan gitmek istedi denildi. Gitti. Çok cüzi fiyatlara gitti abi bu adamlar da. Ben söyleyeyim bakın. Öyle fazla pahalı değil. Bakın Kayserispor'dan Trabzonspor'a giden isimleri de biliyoruz. Birçoğu geri dönmek zorunda kaldı. Farklı takımlara gitmek zorunda kaldı. İşte bunlardan bir tanesi Alanya'ya gitti. Geçtiğimiz hafta gol attı Trabzonspor'a. Evet. Ne diyeceksin? Değerlerinin farkında olmadığını gösteriyor. Şimdi Akhisar maçına bakıyorum. Akhisar maçına yok. Bursa maçına bakıyorum. Bursa maçı öyle. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray maçını ben biraz daha kenara bırakıyorum. O maçlar farklı yorumlanabilir. Ama
Ya Akhisar benim rakibim. Bursa benim rakibim kardeşim. Ben bunlardan alacağım 3'er puanla fındık kıra kıra bu ligde foyl oynarım. Evet. Akhisar kendi sahamda. Asla muhalefete izin vermemeliyim. Galibiyet olmazsa beraberlik demeliyim. O da evet. Çok sıkıntılı olursa. Bursa maçında en az beraberlik al kardeşim. 10 kişi kalmış takım. Adam posasından ortaya çıkarttığı Sercan'la son dakikaların golünü arıyor. İşte sen bir Mehmet Topuz'u alıp da bir değerlendiremiyorsun. Ya niye oyunu tutamıyorsun? Tutamıyorsun. Ayakta tutacak oyuncu yok. Sercan bir ikinci yarı girdi oyuna. Hani Galatasaray'da Arif vardı biliyorsun. İkinci yarı girerdi sonrasında farklı işler yapardı. Aynısını yaptı yani. Evet. Şimdi demek ki teknik adamlıkta da bir farklılık var. Evet. Orada Hamza Hamzoğlu var. Tamam mı? Hamza Hamzoğlu var da kardeşim Hakan Kutlu sen de yıllarca bu futbolun içerisinde değil misin ya? Evet. Yani demiri işte gümüşün içerisine sokarsan işte gümüş suyuna batırmış demir olur. Ama altından farklı bir şey yaptığında olmaz ya. Altını gümüşün içine batıramazsın yani. Onun için hani transfer politikasının sistemli yapılamamasından elindeki değerle veya giden de sana ihtiyacı varsa ki Sefa Yılmaz örneğindeki gibi. Ya arkadaşım Alanya'nın Alay Sivas şimdi Sefa Yılmaz'a desen o da çok büyük para kazandı gitti. Beni tercih etmek ister misin derse dönüp Alanya'ya bakacağını sanmıyorum. Ben. Tabii ki ya bakmaz ya. Senin öyle bir kanat oyuncusuna ihtiyacın var mı? Ne olmasın ya? Niye olmasın ya? Milli takım aday kadrosuna çağırdı Dokay'la bir dönem. Yani. Sakatlık olmasaydı. Yani demek istediğim şu. Onun için şöyle bir şeyse Hakan Kutlu'ya bir şey demem. Tolunay Kafkas örneğinde olduğu gibi. Transferler tamamlandıktan sonra gelmişti Tolunay Kafkas geçen yıl. Evet. Ama sen transfer ligde bıraktın. Transfer sezonunda buradaydın. Önce elindeki değerleri kaybetmemenin yöntemini seçeceksin. İki sonra dışarıya yollayıp da senden selam bekleyen evlatlarına diyecek gibi gel bakın arkadaşlar ya. Ha şu da var. Onu söylesin. Sözünü gülüyor ama fazla para istiyorlarsa da yönetim haklı derim. Yani niye fazla para istiyorsun benden diyeceksin. O desin onu da bizi bilelim ama biz. Ya onu bilelim. Ama biraz evvel sen söylüyorsun Mehmet ki. Mehmet Topuz'a soruyorum. Kardeşim sen fazla para istemişsin diyorum. Yalan abi diyor. O zaman bu çok önemli bir itham. Söyleyin konuşun arkadaşlar. Ben boş mukavele imza atarım diyor. Bizden diyor işte kaç milyon avro istedi. Boş mukavele imza atarım dedim diyor. Şimdi Mehmet Topuz'a ortalama yüksekle aşağı arasında yerinin ortalamasında bir rakamı hak ettiğini vermek de bunu da doğru bir karar olur ki onu da verirsin. Diyelim ki ya Umut'a ne veriyorsun onu da ver aynısını. Yani diyelim ki ortalama 800 lira 1 milyon lira arasında oynuyordur burada futbolcular diye konuşuyorum. Adalı kulübü olmasa böyle. Şimdi 1 milyon lira ben boş mukavele imza attım dediğim futbolcu 1 milyon oynarım dediği zaman da Mehmet Topuz'da hayır diyecek hali yok. Diyorsa ya çık de ki dediğiniz gibi değil kardeşim Mehmet size yalan söylüyor de. Yani. Ya da Safa yalan söylüyor. Ya da bir ses var yalan söylüyor. Ömer Bayram yalan söylüyor desteği bir de bilelim dedi de bu sefer kardeşim ayıp ediyorsunuz diyelim. Yani. Efendim arkadaşlar uyarıyor. Çeneniz çok düştü diyorlar. Kısa bir reklam arası diye belirtiyorlar. 4 reklamlardan ay, 3 sonra, ay şey oldu ya. Evet, reklamlardan sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. Evet sevgili izleyenler reklam sonrası yeniden sizlerle birlikte spor dünyasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kayseri Spor dedi. Kayseri Spor'da tabii ki son durum nedir derken özellikle bu hafta Rize ile önce bulan karşılaşma çok önem arz ediyor. En yakın rakiplerden bir tanesi diyoruz Çaykur Rize. Kayseri Spor'un ligdeki durumu da hiç iç açı değil. Şu anda ligin 16. sırasındaki puanla yer alıyor. Kasımpaşa Antalya tabii ki bizimle beraber devam edenler içerisinde ama geçtiğimiz sezon lige yükselen Alanya Spor'a bakıyorum. Kardemir'e bakıyorum. Alanya maç İnşallah 7 puan yapmış. Yani 4 Süper Lig tecrübesi olmuyor bir hocayla. Evet. 4, yani 4 maçın ikisinde galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet almış ki gidiyor. Kardemir Karabük'se 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle yine 6 puanı. Yani bu takımlar aldıkları şu anki puanlarla en azından ligde kalacaklarını sinyali veriyorlar. Karabük Spor'a yabana atma, gerek kadro yapılanması, gerek hocası çok adından söz ettirecek bu sezon. Vallahi bilemiyorum ama ben şu anda alınan şu puanların takımlar için çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu 4 haftada 7-8 puan alan takımlar ligde kalmaya garantilen takımlar diye görüyorum ben. Çünkü ne diyeceksiniz? Ligin özellikle bu döneminde puan almak çok önemli. Bu döneminde almış olduğunuz puanlar size büyük bir yol kat takımlar hepsi yeni hazır değil yapılanma yani, içinde. Büyük yol kat ettiriyor. Kayserispor inşallah bu sıkıntıdan
aşar. Antalyaspor mesela aynı sıkıntıda giden takımlardan bir tanesi. Bir puanı var sadece Alanya ile yapmış olduğu maçta. Büyük ihtimalle orada bir hoca rotasyonu olacak gibi. Büyük ihtimalle olacak gibi. Mesela Trabzonspor yine kötü giden isimlerden bir tanesi gibi görüyoruz ama burada umut ediyorum ki Adana Spor'a dahil olmak üzere sıkıntı yaşamazlar. Çünkü bu iller yeni çıktı. Ligde mutlaka olması gereken takımlar diye düşünüyorum. Doğru söylüyorsun. Ve Erciyespor'u kısa bir denelim. Evet, Erciyespor'u sevgili izleyenler. Erciyespor geçtiğimiz sezon petite birincilikten daha sonrasında düşüşü gerçekleşerek ikinci lige, ikinci lig kırmızı gruba düştü. İkinci lig kırmızı gruba düşmesi bir şey ifade etmiyor. Çünkü takımın başında bir yönetim olmadı. Erciyespor'da bir kriz yaşandı. Erciyespor'da Ziyaren başkanlığı bıraktıktan sonrasında talip olan bir isim olmayınca Erciyespor kulübü resmen kayyumda. Şu anda ligde yoluna devam ediyor. Ama nasıl devam ediyor derseniz, işte doğalgazı kesik, yemek parası, yemekhanesi çalışmayan, yatakhanesi çalışmayan, idman konusunda karyakatının parasını dahi dışarıdan, sağdan, soldan, iş ambarından zar zor toplayan bir kayyumiyetiyle yoluna devam ediyor. Bu kulüp bu şekilde devam eder mi demiyorum ama kayyum mutlaka eninde sonunda belli bir tarih var ki toplantı yapmak zorunda, genel kurul yapmak zorunda ve yönetim seçilmezse kulübün feshini ilan etmek zorunda. Böyle bir durum içerisindeyken Kayseri Erciyespor bu haldeyken kime ne söylemeli ben de işin gerçeği bilemiyorum. Ziyarene mi söyleyeceğim? Ondan başka Memduh Büyükkılıcı'ya mı söyleyeceğim? Diğer iş adamlarına mı söyleyeceğim? Şehrimizin diğer yöneticilerine mi söyleyeceğim? Siyasilerimize mi söyleyeceğim? Ya boy gösteren Taner Yıldız vardı milletvekillerimizden. Mustafa Ali Taş vardı diğerinde baktığımızda. Mehmet Üstek şu anda kendisi bu işin içerisinde olan isimlerden. Ya geçtiğimiz hafta Galatasaray maçı sonrasında Mehmet Üstek'in çok ağır eleştirileri de var işin gerçeği. Yani iş adamları niye el atmıyor kardeşim? Biz belki şu anda buradayız ama bu takımlara el atılmalı. Biz bu şehri spor şehri yapalım diye uğraşmadık mı deniyor. Ben anlamıyorum pek fazla. Ben fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yani buradan Ziyaren'e de ağır eleştirileri yapıyoruz. Çünkü kardeşim niye bırakıyorsun? Bu zamanda bırakılır mı diyenler var. Doğru söylüyorlar da. Bu zamanda bırakılmaz. Ama onursal başkana bakıyorum Memduh Büyükkılıcı. Kardeşim sen niye sahip çıkmıyorsun diyenler var. Doğru söylüyorlar. Niye sahip çıkmıyorsunuz? Ne diyelim? Şimdi sen giriş yaparken ben 5 tane unsur yazdım. Yönetim boyutu, siyasi boyut, taraftar, kayyum, futbolcular ve lig boyutu. Şimdi Ziyaren'e şurada ağır eleştiri yapmakta çok haklıyız. Bu takımın kayyuma kadar devre aşamasına geleceği öngörüsünü herkes görürken bir genel kurul çağrısında bana göre hukuka uygun olmayacak şekilde transferlerin bitme aşamasına kadar Temmuz ayına kadar bir kez daha tek başına kongreyi ertelemek ilk hançerin vurulduğu yani Kayseri Erciyes'in sırtından ilk bıçaklandığı yönetim darbesiydi bana göre. Neden? Sezon başından bu yana kadar onursal başkan boyutundaki Memduh Büyükkılıç'la kendi arasındaki özel şahsi yakınlaşamama problemi yaşıyorlardı. Her ne kadar Melik Gazi Belediyesi'nden bir kişinin orada yönetimde olması dahi sıcaklığı sağlamak bir yana daha da arayı uzattığını gördük. Evet. Ve biz bunu yorumlarımızda hep söyledik. Ya birileri burada ya aracı olacak ya birileri hiç kimsenin aracısı olmadan ya biz sen benden niye rahatsızsın? O da diyecek ki ben de senden niye rahatsızım? Birbirlerine hani derler ya kapanacaklardı, kucaklarındakini dökeceklerdi. Ben seni istemiyorum, şundan dolayı istemiyorum. Seni istemiyorum şu veda istiyorum da şunlarını istemiyorum. Bunlar yapılmadı. Böyle Hürriyet'ten şeye kadar Melik Gazi Belediyesi arasında şöyle bir laf uydular arası laf trafiği yapıldı. Bulutlarda dolaşıyordu. Ama bu hoş bir durum değil. Biri şehri yönetenlerden birisi, biri kulübü yönetenlerden birisi. Şimdi bu profesyonel takım anlayışına yazık. Yani bir AVM'nin içinde sergi açıp kulübün kuruluşunu 32 yapmakla 100 yıllık kulüp olunmuyor. Olunsaydı şu andaki hale düşmezdik. Bu bir. Burada gerçekten ağır eleştirim var Ziyaren'e. Bu kulübün buraya kadar gelmesine izin vermemesi gerekiyordu. Sen Temmuz'a kadar bu olayı götürdüğün zaman da bu niyetle biraz evvel söylediğim kritik noktalardaki birbirinizi sevmemenizden kaynaklı bu kulübe diğer taraftaki unsurların adım atmayacağını bilmen gerekiyordu.
Ondan sonra da ben oynamıyorum demek ve birileri talip olurken de son ana kadar ki bana yansıyan bilgiler sana da öyle, benim alacaklarım demek. Sonra da bu alacaklarımı son dakikada neyse birileri alsın da SGK ve vergi borçlarını ben ödemeyi üstleniyorum ki böyle bir laf geldi. 1 milyon 600 civarında galiba. Kendi alacaklarımı da Süper Lig'e çıkarsa şayet o zaman düşünürüm gibi bir jest yapmaya kadar götüreceksen, götürdüysen niye bunu başta söylemedin? Çünkü birkaç müsebbisin ortaya çıktığını çok iyi biliyorum. Artı top secret bir şey daha söyleyeyim ki herkes biliyor. Bu kulübün eski futbolcularından, daha doğrusu Kayseri'nin eski futbolcularından birine dahi teklif ettin yönetim oluştur diye. Ve bu yönetim oluşturduğun dediğin kişi şu andaki kayyumla da görüştü. Aranızdaki konuşmayı ben sağladım. Ya o zaman neden Temmuz ve Ağustos'ta bunlar yapıldı? Herkes transferleri tamamladı, ligler hazırlandı, sen daha kamp yapamadın. Ve artı 9 tane futbolcu gidiyorum dedi ki haklı olarak ve senet aldım. Bir iddia da o. Şimdi bunlar bir kulüp yönetimi anlayışına zinde olmuyor. Ya başkan Mayıs ayında bırakacağını söylüyorsa Mayıs ayında bırakacaktı. Bu dediği alacakları da ödeyip ödemeyeceğini, yani borçları, SKK borçlarını ödemeyeceğini o zaman söyleyecekti. Kendi alacaklarındaki yapacağı jest, hani Yıldırım Demirören yaptıydı ya, 100 milyonumu bilmem ne zaman alırım gibi bir şey yaptı. O zaman yapacaktın da önünü açacaktın. Çünkü bunun için çırpınan bir taraftarlar var. Ya lütfen kapanıyor kulüp diye ağlayan, feveran eden, hatta belediyeye kadar eylem yapan eylem bir grup var. Şimdi siyasi boyutlarda da büyük hata var. Şimdi bu iki yönetim arasında sıkıntı varsa biraz evvel bahsettiğin isimlerin devreye girmesi lazımdı. Bir eski bakan, bir şimdiki bakanımız ve Kayseri'nin tüm takımlarının maddi ve manevi kaynaklarındaki başvuru kitabı, kapısı. Mehmet Özaseki şu andaki bakanımız. Ya birileri oraya götürmedi, ya birileri bekledi belki de. Ya da neden müdahil olmadı onu anlamıyorum. Ki olması gerekiyordu. Doğru söylüyor. Bir değer. Sen 300 milyon euroya yakın Türkiye Kayseri genelinde futbol yatırımı yapıp spor yatırımı yapacaksın. Ama spor kenti olmaktaki en önemli olgulardan biri olan Süper Lig'deki futbol takımındaki bir değerini amatör kümeye doğru hızla gidiyor. Şu anda çocuklar. Kapanma sayı. Daha dur, oraya geleceğim. Bu hata, zamanlama hataları. Taraftar boyutuna gelelim. İnanın bakın buradaki en masum boyut taraftar. Son 2 yıldır izliyorum. Yani bana şunu demesinler. Kardeşim formanın, benim formalarımı sattım bilmem ne yaptım falan. Geç onlar. Çok ufak hesaplar bunlar ya. Bunun başka da yönleri var. Taraftarını küstürmüşsün ki bu taraftar FIFA'nın sitelerine kadar giren bir taraftar. Son ana kadar hiç ceza almayan bir taraftar. Türkiye'de ses getiren taraftar. En centilmen taraftar. En sadık taraftar kitlelerinden biriydi. Kayyum boyutuna gelelim. Tabii sen şimdi kulüpte yönetim oluşturamazsan, talipli olan kişileri hani Kayseri Spor'un başına gelen olay gibi 45-50 gün sonra genel kurula götürmek zorunda kaldılar. 20 milyon oldu 70 milyon lira olan diye bunları götürürsen adam geri adım atıyor. İşte bir inşaat sektörüyle uğraşan bir arkadaşın talip olduğu falan söylendi. Kayyum seçildi. Kayyum kim seçildi? 2 tanesi Kayseri kulübün içinden. Bir tane de, 3'ü de kulübün içinden aslında. Kim seçildi? Beni aradılar. Ya böyle böyle bir kulübe kayyum atandık. Bir yandan da işte teknik adam olmak istiyoruz falan deyince ben ki hem yöneticisin hem teknik adamsın. Kim kimle sözleşme imzalayacak dedim. Buna bir sıkıntı olur. Lütfen bu konulara çok dikkat edin. Sizin göreviniz zaten yönetmek değil. Sizin göreviniz sağlıklı bir şekilde yönetim oluşturmak. Oluşturamayacaksınız o süreleri sonuna kadar kullandıktan sonra kulübün feshi için işlemlere geçmek. İşlemek işlemektir. Bunlarla ilgili. Şimdi
Biraz evvel söylediğim şundaki unsurların hiçbiri hala devreye girmiş değil. Kavyum çırpınıyor. Lütfen gelin. Duyuyorum çünkü. Ama bir yönetim oluşturma noktasında bir ışık göremeyeceği için haliyle abi iki tane futbolcu jest yaptı, geri döndü. Tayyip'le Yusuf döndü ki çok büyük bir özveridir bana göre. Ona rağmen bu takım sanırım düşerek kapanacak. Ya da düşmesine fırsat vermeden ikinci yarıyı çıkartamayacağız. Reisen statü ve kurallar gereği bu kulüp kapanacak. Yönetim atanamayacağı için kapanacak. Kapanacak. Ve ondan sonra hükümeye de versen fikstürden de çıkartılacak. Çünkü öyledir, statü öyle gelişir. Şimdi diyeceğim ki kına yakın çok daha ağır olmaz. Futbolcu boyutuna gelelim. Haklı olarak Kayyum ve Kayseri kamuoyu şunu söylüyor. Arkadaşlar 13 bakın 14, 16 U'lar var burada. 4-5 tane takımı var. Daha altyapılar var. U11'ler, U12'ler, U13'ler. Onları söylüyorum. Yani. Yaklaşık 300-400 tane var, futbolcu var. Var. Ve bunların hepsi bir umut taşıyor. Şimdi bak ya, ben söz alayım şöyle söyleyeyim. Oradan devam et. Bu futbolcular umut taşıdıkları için, bu futbolcular istekli oldukları için zaten eylem yaptılar. Bu topçular içerisinde Türkiye şampiyonu olanlar var. Tabii. Bu topçular içerisinde o kadar başarılı olanlar var ki gelecekte belki de profesyonel lisansı aldıktan sonra Türkiye'nin her kademesinde oynayabilecek isimler var. Kaleci Yusuf, sen özleri yaptı gel diyorsun ya. Kaleci Yusuf eğer üzerine düşürsün milli takımı kadar çıkacak bir adam. Tayyip öyle, Mehmet öyle. Daha kimleri sayayım ben. Ama şimdi aldığı sonuçlara bakarak ben şunu yazıyorum. Bir şey yazarak şunu söylüyorum. Kayseri Erciyesspor Kulübü'nün bu sezon oynadığı maçlarda aldığı skorlara hiçbir yorum yapmam. Sadece Kayseri Erciyesspor Kulübü bu sezon maçlara çıkarak ligi tamamlarsa en büyük başarıyı elde etmiştir. Şampiyon olmuştur benim gözümde. O da başaramayacak. Bugüne gidersin. Niye? Çünkü bu takımda ne diyorum bakın ya sözüm başı. Doğal gazı yok. Yemekhanesinde yemek yapacak aşçısı yok. Yemeği de yok zaten. Aşı da yok. Tesislerde belki çim biçiliyor biçilmiyor bilmiyorum ama deplasmana gidecek mazot parası ve dışarıda işin olmanı için bir abi. Doğru. Böyle bir kulüp tesisi. Doğru, şu anda öyleyiz. Doğru söylüyorsun. Sen dedin ki ziyaren şöyle şöyle yapsaydı. Çıkan ortaya çıkan isimler var değil mi? 2-3 tane. Kardeşim siz niye Kayyum'la görüşmüyorsunuz da ziyarenle görüşüyorsunuz? Onursal başkan, Memduh başkana gidiyorsunuz. Kulübün hali nedir diyorsunuz. Cesaretiniz varsa gidin Kayyum'a. Oturun. Kayyum'da hesaplar var kardeşim. Açın konuşun. Kim? Ziyaret şu kadar alacak mı varmış? Bana ne kardeşim alacağından? Bunları anlattım ben. Bana ne din ya? Anlattım onu. Önüne koyun bir engel. Zaten federasyon gelecek olan para ne? Belli bir para. Gelecek mi gelmeyecek mi onu da aldın mı almadın mı bilmiyor tabii. Alsan olur almasan olur. Futbolcu alacak zaten o parayı. Bir sürü futbolcunun senedi var zaten. Çeki var, memeği var. Temlikler var. Ha, oradan gelen para da zaten size bir şey yapmaz. Bu kulübün beğenirsiniz beğenmesiniz ama bu sezon yıllık 3,5-4 milyon lira gider olur. O da altyapılarla beraber diyorum ben. Tabii tabii. Üst yapının gideri 1-1,5 milyon bulmaz. Federasyon gelen mutfak masrafları ve cari giderleri karşılığı. Yani, yeter bir şey. Şimdi bir şey. Diyorsunuz ki ya kardeşim resmi sponsorluk yaparsan sporcu sponsorluk yap. Futbolcu sponsorluk yap. Erciyesspor Kulübü'ne yapma. Niye? Sporcuyla sponsorluk yapıyorsun diye gelip de parayı alacak var mı? Yok. Oktay Haluk'tan Kayseri Spor'da futbolcu misal. Kayseri Spor'un yüklü borcu var, temlikler var. Ama ben sponsorluğu Oktay Haluk'tan yapmak istiyorum. Niye veriyorsun diye bana gelip para verecek var mı? Para kemeyecek, Oktay Haluk'tan'a gidecek kardeşim. Ya bunların birçok yolu var. Formalitesi var. Ne diyeyim abi daha başka? Aklıma geldi mesela, eski futbolcuya transfer yönetim oluşturur diye teklifte bulunduğu zaman gidenler içinde Necati Ateş, bir futbolcu daha, temlik var Kayserispor, Erciyesspor'un hesaplarında, federasyon gelirlerinde. Benim ofisimde telefon ettiler Necati'yle. Ben de duyuyorum. Dedi ki bana, yönetim oluştur. Yönetim iç bazında onun başkanla özel problemi var. Başkanın olmadığını hissettiğim anda bak inan hem yarısını silerim
hem ligden kendini bir lig üstü geri kıyana kadar da almayacağım, sana taahhüdüm var. Rica ediyorum. Bu kadar yakınlaştı ve diğer arkadaş da o futbolcunun ismini hatırlayamadı, o da aynı şeyi söyledi. Ve temliğinizi de kaldıracağım dedi. Seni rahatlatacağım, memnun ol dedi. Böyle de yaklaşımlar vardı ama bu dediğiniz tarihler 8. ay, 9. ayın, 8. ayın ortalarıydı. Ya neden buraya kadar bu işi götürdü? Ben kayyumu anlattım. Dedim ki bahsedilen hesaplarda sen suist, zaten sen bakın dedim ki kayyuma sen bir kamu hizmeti görevi görüyorsun. Sorumluluğun çok ağır abi. Eğer hata yaparsan seni ağır cezada yargılarlar. Çünkü kayyum görevi öyle önemli bir görev. Sen hesaplarda eski yönetim kurulu başkanı olduğuna bakmaksızın hata görürsen gerekli denetim, inceleme, suç durusunda bulunma hakkına da sahipsin. Bunu da bilesin dedim. Bir takım mesajları aldı. Ama ondan sonra yine bir gelişmedi olay. Son hafta duydum. Onlar da uzaklaşmış. O tarih de uzaklaşmış. Bu tarih şimdi de biliyorsun sosyal paylaşım sitelerinde siyasilerden sistemler, siyasilere yapılan sistemlerden bahsediliyor. Ama gidişat iyi değil ve süresi daralıyor kayyum şu anda. Yani ikinci yarıya başına kadar bu işi çözemezlerse zaten kapatmak zorunda. Onursal başkanı zaten pek fazla yaklaşıyor. Ben bıraktım diyor yani Ali Spor'u. Kapatacak bu. Bıraktım diyor. He? Bıraktım diyor yani. LG Spor diye benim şeyim yok diyor. Bitti, kapandı işte bu kulüp. Sonra Elektrik Spor diye ağlıyorduk yani. İkinci bir ağlayacağım. Yok kardeşim. Allah aşkına ya. Ben hala ben bak şimdi arkadaşlar yayını. Rüya gibi değil mi? Yayını bitirelim diyor. Daha bakın düşün, özür diliyorum bakın. Şimdi söyleyeceğim. Atletico Madrid. Beşiktaş'ta kupa finalinden geldiğimiz duruma bakar mısın? Bak şimdi bak. Ben üzülüyorum hala. Niye üzülürüz? Bak Agü konuşacağız, voleybolu konuşacağız, Kaya, Erciyes'i bisiklet var, hakemler derken falan bayağı bir şeyler konuşacağımız konular var ama arkadaşlar artık bitir diyor yani. O yüzden bitirdim. De artık bitme zamanı geldi. Ama ben hala aklım bir şeyi almıyor. Ya algılasın diye de uğraşıyorum ama almıyor. Yani çevremize bakıyorum şöyle bir Nevşehir var, Ürgüp var, Avanos var. Ya Niğde'si var. Bu adamlar bu liglere takım çıkartalım diye milyonlar harcıyor böyle aynen. Para harcıyor. Aynen. Ya biz elimizdekini kapatalım. Ya bırak onu geçtim ben. En yakını. Talasgücü Belediyespor Bal Ligi'nden çıkartayım şu lige diye uğraşıyor. Adamlar uğraşmıyor. Yol Spor öyle. Kayseri Şeker dersen trilyonlar harcıyor ya. Trilyonlar harcadı ya. Aynen. Hala harcamaya devam ediyor. Ya adamlar bir ne bileyim Kayseri Şeker Spor dedim de şimdi Kayseri Spor'a şey olmuş sponsor. Ya kardeşim ne spor? Al bu takımı da bari en azından Kayseri Şeker yapmış önüne koy ya. Erciyes Şeker Spor olsa ne olurdu? Ya Erciyes'in hadi olmasın Kayseri Şeker olsun mu? Ne olacak sanki abi? Takım yani, alsan ne olur? Kulüp olsun ya. Evet Kayseri Erciyes Spor'a. İkincilikli bir kulübün olsun ya. Aynen Kayseri Erciyes Spor alsan ne olurdu ki? Ben bir şey demiyorum abi. 300-400 milyon lira geliri olan bir kulübün, şeyin, şirketin 4 milyon harcayacak parası mı yok ya? Bir de biliyorsun bunlar giderden yazılıyor. Bir dönem biliyorsun bu takım ilçe takımı oldu. Hacılar Erciyes Spor oldu. Biliyorum. Hacılardaki küçük iş adamı falan el akıllı kanat gerdiğinin hesabı. İşte bir dönem şimdi de paralel devlet yapılması ilgili isimleri tabii ki vardı yine kulüp bünyesinde. Ama bir hazımsızlık mı diyelim artık, bir çekememezlik mi bu da vardı yani. İki kulüp ya işte diyorum farklı abi, olaylara geliyor. Atletico Madrid ile oynayan bir takımın yani, geldiği yere bakar mısın? Beşiktaş'ta kupa oynayan takımın geldiği yere bakar mısın? Ben Erciyes Spor'u 3. Lig'den beri takip ediyorum. 3. Lig'ini takip ettim. Ben Koca Sinan Belediye'den takip ediyorum. Yani bakıyorum şöyle bir. Ya hakikaten. Ya Avanos diyor ki ya, acaba diyor kulübü diyor buraya gitme imkanı var mı Avanos Belediye Başkanı? Tabii, tabii, var mı acaba diyor parayı versen de alsam olur mu diyor. 4-5 trilyon para değil ya diyor. Ben veririm mi parayı diyor. Tabii canım. Bakın böyle düşünce içerisinde. Kapadokya Kültür ve Sanat Oluşumu diye bir şey var. Tüm ilçeler birleşmişler. Biz diyor ki Kapadokya Spor yapalım diyor. Yani yapmak istiyor olmuyor. Ama biz Melikgazi Belediyesi, Onursal Başkan diyoruz. Başkan Memduh Büyükkılıcı ama ya kardeşim verin de en azından siz alın yönetimini ya. Çok basit ya. Siz alın yönetimini ya. Yönetimi oluşturun. Yani burada yapılacak olan bu arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Bakın yani fazla aşırıya kaçmadan yorumlarımızı yapmaya çalışıyoruz ama bu kulübü alacak olan kişi Melikgazi Belediyesi bünyesidir. Kesin. Ona düşer. Melikgazi Belediyesi'ne çıkıyor. Düşer. Çünkü tesislerin yeri onun, altyapının yeri onun, tamam. Her şeyi onun zaten. Bu kulübün kapanmaması için Melikgazi Belediyesi elini taşın altına sokacak, yönetimini kendi oluşturacak, ziyaret edecek kardeşim alacaklarını görmez. Süper Lig'e çıktığı zaman alırsın paranı diyecekler.
diğer isimlerle anlaşma yolunu bu arkadaş mı yapar, bu arkadaş mı yapar, birileri yapacaklar. Peyderpey kulübe gelen meblağların ödemeler yapılacak ama Melek Gazi de bu yükü kaldırmak zorunda. Yani eğer oturak doğru konuşalım. Ama senin söylemene göre kapatacaklar. Ben Ziyaren'le bir konuşma yaptım. Bakın o da son noktası olsun. Kulübün bir yıllık dedim masrafını sen karşılayacakmışsın başkan. Duyduğum kadarıyla dedim. Böyle bir niyetin var da niye kulübü bırakıyorsun sen dedim. Yok abi öyle bir şey diyor. Yok öyle bir şey dedim. Ben dedi karşılayacak olduktan sonra niye bırakayım kulübü dedi. Yok öyle bir yanlış bir şey dedim. Benim sıkıntım para değil ki dedi. Yalnız kalmak dedi. Manevi yönde yalnızım ben dedi. Dedim ki nedir hayırdır yalnız. Şu sözü hakikaten çok etkiledi beni. Biz bir yerde konuşuyoruz dedi. Büyüklerimizin olduğu bir yerde dedi. Biri bana geldi dedi ki büyüğümüz dedi. Sen olmasaydın bu kulüp 8 yıl önce kapanmıştı. Dedi ben ondan sonra bıraktım zaten dedi. Anladım. Eline sağlık diyeceklerine dedi. Böyle laf etti. Zaten biz gözden çıkardık ama sen geldin sahiplendin dedi. Yani ne diyor? Sen bir saflık yaptın mı demek istiyor. Ya bu lafın üstüne ben de bıraktım dedi. Haklı aslında. O da çok haklı. Yani ben o kadar arayışım ama haklılık payları da çok vermek şimdi lazım. Şimdi ne diyeyim diye düşünüyorum. Diyecek bir şey yok. Diyecek bir şey yok. O yüzden arkadaşlar uyarıyor. Herkese iyi akşamlar yani, diliyorum. Agü magü falan derken onlar hep haftaya konuştu zaten. Herkese yani, iyi akşamlar herkes diliyorum. Zaten bekliyor. Sevgili izleyenler ben teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler bugün de bize ayrılan süreyi artık burada noktalıyoruz. Arkadaşlar da tabii ki zaman geçtiği dile getiriyorlar. Spor gündeminde tabii ki biraz dilimiz şiştiği için 3 aylık bir aranın ardından bazı konular konuşmaya çalıştık. Diğer konularda mutlaka konuşacağız. Haberiniz olsun diyorum. Haftaya mutlaka takipte olun. Ve bu yüzden bugün ayrılan bölümlerde konuştuğumuz konular ve yorumları derken önümüzdeki haftalarda yine yorumlar yapmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Yarın Erciyes Spor'un saat 14'te dış sahada Amasya'ya maçı var. Türkiye Kupası maçı var. Orada dile getirmiş olalım. Hafta sonunda pazar günü Çaykur Rizespor'la Kayseri Spor maçını yapacak. İç sahada Rizespor deplasmana gidecek. Bu yüzden bütün takımlarımıza da başarılar diliyorum bir kez daha. Haftaya buluşmak diye her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.